İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki günden de birlikteyiz. İmparatorlukların, ülkelerin, şehirlerin, kısacası her şeyin bir ruhu, bir can damarı vardır mutlaka. Meydanların, kalelerin, geçmişten günümüze köprü kuran yapıların, tarihin derinliklerinden bizlere anlatmak istediği o kadar çok şey var ki... Gelin bu gece öteki gündemde bu seslere kulak verelim. Tarihi şahsiyetlerin, mukaddes zatların, kutsal mekanların, Asırlara aşan fısıltılarını gelin yüksek sesle dile getirelim. Evet, ötek gündeme başlıyoruz. Bu akşam ötek gündemde bizi biz yapan tarihimizi, tarihi mekanları, olayları ve tabii ki değerli şahsiyetleri konuşacağız. Şunu herkes kabul eder ki geçmişi bilmeden geleceği asla inşa edemeyiz. Tarihimizi yok sayarsak sonunda tarih sahnesinden yok olup gitmeye mahkum oluruz. İşte bu programda geçmişten günümüze hatta geleceğe bir ışık tutacağız. Hem bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Hem de bilmediklerimizi konuşacağız. Bu Eyüp El Ensari, yani Eyüp Sultan'ın sırlarla dolu hayatında neler var? İstanbul'un fethinde nasıl bir rol oynadı ve bu fete nasıl katıldı? Feridun Ahmet Paşa öleceği zamanı nasıl bilebildi? Mezar taşlarında neler yazıyor? Hangi hikayeler barınıyor? Evet, konu başlıklarımız o kadar fazla ki bir an evvel yola koyulmak lazım. Stüdyomuzda öteki gündem izleyicilerinin çok sevdiği bir isim. Sanat tarihçisi Talha Uğurler var. Talha bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Aslında bugün ilk görüşmemiz değil. Sabahtan beri birlikteyiz, bir çalışma yapıyoruz. E, bunu da duyuracağız. Bu gece çok özel bir sürprizimiz var sizlere duyuracağımız ama şimdi değil. İlerleyen dakikalarda açıklamayı planlıyorum. Bu gece sizlerin de sorularını muhakkak bekliyoruz. Etiketimiz kalbimin beklediği olacak ve tabii ki bu gece bu anlattıklarım şeyler, e, anlattıklarımın hepsi bir bütünü bu kitapta mevcut. Hangi kitap? Talha Bey'in yeni kitabını. Osmanlı'nın kalbini bekleyenler kitabında mevcut. Bu gece aslında bu kitabı derinlemesine anlamaya çalışacağız. Bizlere neler öğretiyor? Bunlara değineceğiz. Aslında hayatımıza almamız, uygulamamız gereken birçok mevzuda var burada. Birçok öğreti de barındırıyor. İçinde tekrar hayırlı olsun kitap. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Bir hatırlatma yapmakta fayda var. Kalbimin beklediği, değil mi doğru söyledim? Kalbimin beklediği etiketiyle birlikte bizlere ulaşan izleyicilerimiz arasından bir Talha Bey. Klasiği tabii ki bu. Bizimle bir alakası yok ama Talha Bey sağ olsun gönlü çok zengin bir izleyicimiz, konuğumuz olduğu için. Aynı zamanda izleyicimiz ve danışmanımız. 30 tane kitabından hediye edecek. Kalbimin beklediği etiketine sizler de yorumlarınızı, sorularınızı, merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Aslında bu Eyüp El Ensari Hazretleri ile başlıyor kitap. Bunu konuşacağız. Ama ben istedim ki biraz güncel bir giriş yapalım. Çünkü ortalık yıkılıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı bulundu. Tanit yapıldığını biliyoruz. Mısır konuştuğumuz vakit tanit işlemi Osmanlı padişahlarına uygulanıyor muydu, uygulanmıyor muydu? Bunu konuşmuştuk ve Kanuni Sultan Süleyman'a yarı tanitin uygulandığından bahsetmiştik. Bunu da konuşacağız ama... Bu meseleyle ilgili sizin çok önemli belgeleriniz var bu gece elinizde ve çok bomba bir açıklama yapacak aslında Talha Bey. Acaba gerçekten bulunan Kanuni Sultan Süleyman mı? Kanuni Sultan Süleyman'ın kabri mi? Bunu Talha Uğurlal birazdan açıklayacak. O biraz aslında şu an, e, şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünü konuşacağız ama ölümünü konuşurken başlamamız gereken, o döneme gittiğimiz vakit konuşmaya başlamamız gereken önemli bir, ...şahsiyet var. Feridun Ahmet Paşa. Kendisi devşirme <laughs> ve Kanuni Sultan Süleyman öldüğü vakit yanında bulunan dört kişiden bir tanesi. Kimdir Feridun Ahmet Paşa? Onu özel yapan, özel kılan şeyler nelerdir? Buradan başlayalım. Feridun Ahmet Paşa kitapta da yer aldığı üzere Eyüp Sultan'da yatan önemli isimlerden bir tanesi. Zaten biliyorsunuz Eyüp Sultan'a hepimiz gidiyoruz. Herkes gidiyor. Yerli yabancı muhakkak İstanbul'a gelenler o rüzgara kapılıp oraya uğruyorlar... Fakat yıllardır gördüğüm konu oralara gittiğimizde evet Eyüp Sultan Hazretleri'ne bir Fatiha okuyoruz. Çocuklarımızın sünnetleri ya da düğünlerimizde gelinler damatlar ama sadece Eyüp Sultan yatmıyor ki orada. Eba Eyyub Ensara Hazretleri'nin yanında yakınında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi döneminden itibaren günümüze kadar çok önemli kadın efendiler, beyler, paşalar. Yani Semerkant'ta doğmuş bir Ali Kuşçu da orada yatıyor. Afrika'dan devşirilmiş bir Beşir orada yatıyor. Bosna dağlarından getirilmiş bir Sokullu Lele Mustafa Paşa gibi e, Balkan kökenli insanlar da orada yatıyor. Çok farklı coğrafyalardan insanları oraya getiren, orada sırlanmayı arzu etmelerine sebep olan şey neydi? Onun için bence Eyüp'e gitmek bir okul gibidir bir üniversite gibidir. Oraya gidildiği zaman sadece Eyüp Sultan değil onun etrafında yatanlar da muhakkak görülmeli. Onların sırlı, gizemli bizim hayatımıza e, anlam katacak hayat hikayeleri öğrenilmelidir. Zaten bu kitap çalışması böyle başladı Cansu Hanım. Hı hı. Yani insanlar Eyüp'e gittiklerinde böyle bir çalışmayla gitsinler. Oraları yakınlarına, sevdiklerine kendileri gezdirsinler arzu ettik. Çünkü bilerek gitmek icap ediyor. Özellikle Eyübe'de. de. Gelelim Feridun Ahmet Paşa'ya. Feridun Ahmet Paşa Eyüp Sultan Hazretleri'nin bildiğimiz camisinin hemen yan tarafında bir 30-40 metre kadar kenarında kendi türbüsine yatıyor. Kapının üzerinde Nişancı Feridun Ahmet Paşa yazıyor. Nişancı yani Osmanlı'da Divanı Hümayun'da bulunan üst rütbede padişah mührünü taşıyan kişilerden bir tanesi kendisi. Aa çok güzel arkadaşlar türbeye getirdiler. Bakın burası görmüş olduğumuz yer. Neresi burası? Şurada koca koca çınar ağaçları var ya. Bu gördüğünüz çınar ağaçlarının hemen arkasında gördüğümüz duvar Eyüp Sultan Camii'nin kıble duvarı zaten. Yani ön hazirenin yan tarafında bulunan bir yer. Bu türbe zaten çok ilginç bir yerdir. Bu türbeyi muhakkak görsün insanlarımız. Hatta mümkünse, mesela bugün cumaydı, bugün yapılabilirdi o. Cuma'dan önce, cuma günü sabahla cuma ezanı arasında giderlerse burada çok enteresan şeyler de görecekler. Onu da anlatmak isterim bir ara. Yani hiçbir türbede, mesela bunun tam karşısında da Sokulu Mehmet Paşa yatıyor. Çok daha büyük bir zat. sokulunu sır kâtibiydi kendisi. Yani <laughs> onun türbesine gösterilen ihtimam, ilgi, alaka, düşkünlük Sokullu'ya o kadar gösterilmiyor mesela. Neden? Bunlar ilginç. Şimdi Feridun Ahmet Paşa devşiriliyor, e, eğitim alıyor, yetiştiriliyor. E, enderunludur kendisi. Bir süre sonra Sokullu Mehmet Paşa'nın gözüne giriyor bu kabiliyetli genç. Eli harika kalem tutuyor. Yani Nerede oku... kesişti yolları ilk? Nasıl fark etti Sokullu? Sokullu da Gözüne Balkan kökenli. Enderun mi? zaten Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusu. Enderun'daki gençler, kabiliyetler muhakkak görülür. Ve devlet adamları tarafından bazen yanlarına yardımcı olarak alınır. Sokul Mehmet Paşa o günlerde daha ilk başta tabi sadrazam falan değil. Daha kendisi Rumeli Beylerbeyi. Yani Sokullu'nda bir yükselmesi var. Sokullu da Enderun'da öğrenciyken bir ara silahtar ağı oluyor mesela silahları aldıktan sonra işte e, Rumeli Beylerbeyliğine yükseliyor. Sokul Rumeli Beylerbeyliği yaparken yani İstanbul'a Balkan arasında gidip gelirken mesela Balkanları döşemiştir. Bizim buradan İstanbul'dan bir çıkın Edirne'ye doğru önünüze Lüleburgaz gelir. Lüleburgaz Sokullu Külliyesi. Hafsa gelir. Hafsa Sokullu Külliyesi. Edirne, Edirne Sokullu Mehmet Paşa, Taşhanı, Hamamı falan gibi böyle. Çok eserleri olan bir zattır Sokulu'nun ki kitapta Eyüp'te yattığı için onunla alakalı da baya bir yer var. Sokulu Mehmet Paşa ile detaylarıyla <laughs> konuşacağız zaten yayınımızda. Sonra önce Sokulu Mehmet Paşa Rumeli Beylerbeyi iken onu yanına alıyor. Kendi katipliğini yaptırıyor. Bir süre sonra Sokulu sadrazamlığa yükseliyor. Sadrazamlığa yükseldiğinde bu kez kendisinin sır katibi oluyor. Yani bir sadrazamın başbakanın sır katibi olmak çok önemli bir rütbe e, Feridun Ahmet Paşa için. Bir de Feridun Ahmet Paşa... 10 parmağında 10 marifet olan bir adam. Yani baktığımız zaman e, eserleri var. E, çok enteresan eserleri var mesela. Ortaya koydu kendisi Kanuni'nin o ölü vefat ettiği sefere bizzat katılmış. 2. Selim dönemi ve 3. Murat döneminde de aktif olarak siyasette İstanbul'da bulunmuş. Divan-ı Hümayun'a girmiş. Bir ara bir Sereze gönderilmiş. Onun da enteresan bir mevzusu var. Tekrar geri getirilmiş 3. Murat döneminde. Hatta padişahların fermanlarını bir araya getirmiş. Arşivci aynı zamanda değil mi? Hem nasıl. Müthiş bir eser. Bugün bizim başucu kitaplarımızdan biridir o. Sultanların fermanlarını topluyor. Ne kadar yani Osmanlı'nın kuruluşundan kendi dönemine 3. Murat'a kadar padişahların ağzından çıkmış bütün fermanlar, yazılar, mektuplar hepsini kitap haline getiriyor. Yani böyle de enteresan bir adam aynı zamanda ressam. Yani minyatür ustası. Mesela bu kitabın içerisine onun minyatürlerinden de koyduk. Yani harika Minyatürleri var. Kanuni Sultan Süleyman'ın o meşhur vefat seferine bizzat kendisi de katılıyor. Ve katılmış olduğu o seferde e, Ziket Var Name diye kısaca ifade edebileceğimiz e, o meşhur kitabını hazırlıyor. Ve o kitabın içerisine e, o dönemle alakalı muhteşem minyatürler de koyuyor. Yani herkesin o çok merak Yine ettiği... Yine eserinden bir sayfa var burada. Bunu mu aramaya? Evet aynen öyle. O size az önce bahsetmiş olduğum Sultanların Mektupları meselesi. İşte o gördüğünüz ciltli haliyle biz de oraya koymaya çalışıp bakar mısınız şuna mesela? Bu mesela şu an ekrana gelen harikulade bir şey. E, bizzat Feridun Ahmet Paşa ile alakalı bir bölümdür o. Baktığınızda Feridun Ahmet Paşa'nın Nüshete Esrarül Ahyar der Ahbarı Seferi ziget var. O eserinden bir minyatür bu. Hatta bu minyatür yeri gelmişken hadi yansıdı kısacık ifade edelim. Bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Şimdi var Kalesi normalde üç birimden oluşuyor. Kocaman, üç büyük birim. Etrafı surlarla çevrili. Ve birinci birim alınmış, ikinci birim alınmış, üçüncü birim. Ana kale bir türlü düşmüyor. 71. resmi konuşuyoruz. <laughs> Bakın geldi <laughs> buraya. Çok muhteşem. Ha bu konuştuğumuz bu. Ha, tamam. Ha Ben bu, hani gelmişken bunu da bir kısacık anlatayım dedim. Ve kale bir türlü düşmüyor. Kale düşmeyince... E, tabii Kanuni o gecenin sabahında ölüyor. Yani kalenin düştüğünü göremiyor Kanuni. Üç birimden oluşan bir kale o. Diğer ikisi düşmüş. En son ne yapıyorlar biliyor musunuz? O iç kalede insanların sığındığı yerde e, lağım kazıp lağımla dinamitle onlara ait o barutlu havaya uçuruyorlar. Bakar mısınız havaya uçurma sahnesini? Ve bunu çizen şu an konuştuğumuz bizzat Feridun Ahmet Paşa'nın kendisi. Ve e, bundan sonra zaten kalede direnmekte olan kale komutanı Huruc'a girişiyor. Tabi Huruc edemeden hemen bizim Yençiller tarafından ele geçiriliyor hmm. ve yakalanıyor. Hatta o günlerde e, Avusturya Arşidükü Ferdinand var. Ferdinand'ın da oğlu sınıra gelmiş bekliyor ordularıyla. Yani ziget var da bir sıkıntı bir yanlış yamuk olursa hemen ordularıyla dalacak. Fakat ne oluyor? Söyleyin. <laughs> Hayır ben söylemeyeyim. Sanki Esta... söyleyecek gibi durdunuz Hayır, ya. Hayır başka bir şey soracaktım. Buyurun devam edin. Ziget var müdafi yakalanınca onun başı kestiriliyor. Başı ona gönderiliyor. Adam başı görür görmez deli gibi kaçıp gidiyor. Şimdi burada aslında önemli bilgiler var. Biraz önce bir kitap göstermiştim o 71. resim. O da gelirse onu da konuşabiliriz ama şimdi geçtik. Ee, Bakar <laughs> mısın işte bu mevzu. Aslında şu gördüğünüz gravüre bakınca. Kanuni'nin orijinal türbesinin neresi olduğunu buradan şak diye size gösterebilirim yani. O kadar net. Neyse az sonra diyelim. Tam sizin dilinizle. Evet. Bakın üçlü bir kale sisteminden bahsetmiştim Kitapta ya. Kitapta açayım o bölümü. Evet. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümler. Bir de hemen yan tarafta bulunan bakın küçücük bir yer var. İşte asıl merak edeceğimiz konu orası olacak. Orayı konuşacağız. Şu en kenarda ufacık bir şey var ya o palanka dediğimiz yer. Peki hala şimdi Nahçıvan Seferi Sokulu Mehmet Paşa ile birlikte ilk kez katıldığı sefer Feridun Paşa'nın o sefere Kanuni Sultan Süleyman aslında çıkmayacak. Evet. Sonrasında bir fitne çıkıyor ve çıkmaya karar veriyor. Bu çok önemli çünkü Şehzade Mustafa'nın ölümü burayla bağlantılı. O ölümü de sormak istiyorum. Gerçekten oryantalist kültürde gördüğümüz gibi Kanuni görmüş müydü oğlunun infaz edilmesine. Tabii ki görmedi. Normalde kanunu çıkmayacaktı. Sadrazam Rüstem Paşa'yı bu sefere gönderiyordu. Fakat o günlerde bir dedikodu da tabii aldı yürüdü. Yani sultan bu kadar yaşlıysa ordu başına sefere gidemiyorsa işte dağ gibi oğlu var. Veliat Şehzade. Amasya'da bulunan Mustafa onu göndersin ki Mustafa da sefere çıkmaya hevesliydi. Hiç yapmaması gerekirken kendi niyetini de belli etti. Yani Niye Sadrazam gidiyor ben varken dedi. Bu çok tehlikeliydi. Bunu yapmaması lazım. Baba hayattayken ağzını büzeceksin, dizini kıracaksın ve bekleyeceksin. Bu sabah da konuşmamızda öyle demiştiniz bir sohbet esnasında. Kafayı kuma gömen kazandı, evet. kellesini kurtardı dediniz. Sabretmek lazım öyle bir durumda. Yönetime hevesli olmak, hemen böyle ön plana çıkmak, tezcanlı olmak bunlar doğru şeyler değil. Çünkü neden sen devletin başısın? Yani ben sokaktaki adamım. Yolda yürüyen adam düşünce hiçbir şey olmaz. Tepede minarede gezen adam düştü mü iflah olmaz. Yani sen şehzadesin. Sen şehzade olarak bulunduğun makamda ağzından çıkacak her söz... ...kaşını bile oynatman devlete sıkıntı meydana getirir. Ben elimi alır kütüphanedeki bin tane kitabı sokağa fırlatırım hiçbir şey olmaz. Ama tepedeki adam birine bir kitap fırlattı mı her şey olur. Yani onun için e, yukarıda fırtınalar, rüzgarlar fazla eser. Değişik eser. Şehzade Mustafa da sokaktaki adam gibi hal ve tavırlarına yani rahat hal ve tavırda bulunamazdı. Dikkat etmesi gerekiyordu. Tabii dikkat etmediği için o basiretsizlik onu aldı. O üçüncü seferdeki Konya Ereğlisi'ndeki hale kadar götürdü. Pekala şimdi Ziget var. seferinde Kanuni Sultan Süleyman vefat ediyor ve bunun saklanması gerekiyor. Burada uygulanan <laughs> ve Sokulu Mehmet Paşa'nın oradaki dehası çok önemli karar aldığı vakit. Ve tabii ki saklanmasının sebebini biraz önce izah eder gibi oldunuz. Lafla değişti. Hem onu sorayım size hem de kimler vardı kanuni öldüğünde, kim biliyordu kanuni öldüğünü, bu nasıl gizlendi ve sonrasında neler oluyor? Adım adım konuşalım. Tabii şimdi kale kuşatılmış bakın görüyorsunuz. Yani Osmanlı ordusu ziget varı kuşatmış. Normalde Kanuni'nin ziget var değil eğriydi. Eğri üzerine gidiyordu. Fakat o günlerde <laughs> çok ünlü bir Osmanlı akıncısının ziget vardı Kale komutanı tarafından oğluyla beraber yani pusuya düşürülüp e, öldürülmesi Kanuni'yi çok kızdırdı ve Eylül Seferi yerine yönünü Zigetvar'a çevirdi ve Zigetvar kuşatması başladı. Kuşatma ikinci ayını doldurmuştu. Artık Eylül ayına gelinmişti e, ve Kanuni son derece rahatsızdı. Zaten İstanbul'dan sefere çıkarken doktorlar yalvarıyorlar Sultanım çıkmayın bu sefere. Dönüşünüz olmayabilir diyorlar. 72 yaşında zaten evet. değil mi o esnada? Evet. Ve Kanuni bunu bile bile bu sefere çıkıyor. Ve tabi ikinci ayı dolduruyor. Bu bahsetmiş olduğumuz Üçlü Kale. Kalelerden ikisi alınıyor ama ana kale bir türlü alınamıyor, bir türlü düşmüyor. 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece sabaha doğru Sultan Süleyman Han hayata gözlerini yumuyor. İki doktor apar topar sadrazam Sokul Mehmet Paşa. Sokul da daha yeni sadrazam olmuş, daha bir yıllık sadrazam. Sokulun çadırına geliyorlar, yani ve telaş içerisinde sultanın vefatı haberini. Zaten Sokulu biliyor, yani bekleniyor bu haber. Telaş içerisindeler. Bakın mesela bu da yine Feridun Ahmet Paşa'nın çizdiği o el ahbardan çok önemli bir minyatür. Çadırın başında ağlayan insanlar görüyoruz. Biz burada. <laughs> Ama burada 6 kişi var. Çadırın başı artık duyurulmuş Hı, bir duyurulduktan sonra. sonraki bir minyatür. Tabii tabii. tabii. Bakın ee, bu görmüş olduğumuz çadır ota zaten padişahın çadırının etrafına küçük bir kale gibi bakın dendallarla çevrilmiş koruma altına alınmış. Sigetvar'la alakalı elimizde ilginç minyatürler var. Yani sultanın otağı orada net bir şekilde bellidir. O ilk anda ölümü bilen çok az insan var. İki doktor biliyor. Sokulu Mehmet Paşa biliyor. Ve bir de nişancı Feridun Ahmet Paşa biliyor. Neden Feridun Ahmet Paşa biliyor? Bir, Sokulu ile araları çok iyi. Yani sırdaşlar. İkincisi nişancılık makamı. Kanuni Sultan Süleyman'ın tuğrasını birebir çekebilen tek kişi. Bu da çok önemli çünkü öldüğü belli olmamalı. Mektuplar yazılacak. İşte tuğrası gerekiyor. Bu da Yalnız reji bugün nasıl çalışıyor böyle ya? Bu arkadaşlar akşam neydiler <laughs> acaba? <ya? Bana> tebrik <laughs> ediyorum arkadaşlar. Tıkır tıkır ya. Haydi daha <laughs> Maşallah nazar demesin Daha yayının başındayız. Hayır, benim içimden geçine direkt. Halile <laughs> Mustafa Paşa ölmeden evvel öleceğini söylediği gibi içimizden geçine <laughs> okuyorlar Resmen ya. Evet, şuna bakar mısınız ya muhteşem. Kanuni Sultan Süleyman'ın orijinal tuğrası ve bunu birebir çekebilen bir adam. Yani Feridun Ahmet Paşa böyle bir adammış. Yani el sanatlarına da vakıf. Yani minyatürü, tesibi, bu konularda çok üstün bir adam. Mücellitlik yönü ve gördüğünüz gibi işte bunları padişah ölmemiş gibi onun adına... ...sağa sola fermanlar yazılıyor, mektuplar yazılıyor ve Feridun Ahmet Paşa burada çok etkili. Böyle bir yönde var. Şimdi e, Sokulu Şehzade Selim'e ulak yolluyor ancak gelmesi kolay değil. Şehzade Selim'le devam edeceğiz bu meseleye. Ne Selim olmuş? derken Selim'i hemen getirdiler. <laughs> Daha Selim gelmedi ama hemen reji getirdi. E, Selim o günlerde biliyorsunuz Kütahya'da Sancak Bey'i. Geçen hafta Kütahya'daydım ben. E, program bitti gecenin bir yarısı dediler. Otele mi götürelim kalacağımızı? Hayır dedim otele gitmeyelim. Nereye e, Kütahya Yolu Camii'ne gidelim dedim. E ne yapacaksınız gecenin bir yeri? Ya gidelim dedim. Ben gidince anlatırım size dedim. Yanımdaki arkadaşlar. Gecenin karanlığı Kütahya Yolu Camii'ne gittik. Bizi Kütahya'dan izleyenler varsa buradan da selam gönderelim. Kütahya Yolu Camii'nin özel nedir biliyor musunuz? Kanuni'nin ölümünü dünyada ilk Kütahyalılar öğrenmiştir. Yani bu bahsettiğimiz dört kişiden sonra. Sebep? Çünkü ulak gidiyor ikinci Selim'e Kütahya'da. O gün de Cuma, Cuma namazı var. Haber veriliyor. Hemen yola çıkacak Zigetvar'a, Belgrad'a gelecek önce. Ve o gün Cuma hutbesinde ikinci Selim'in adı hutbe okunuyor. Kütahya Ulu Camii'de. Orada öğrendi. Ki Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı bir camidir Kütahya Ulu Cami. Orada tabii halk öğrenmiş oluyor hadiseyi. Oradan tabii önce İstanbul'a geliyor. Kız kardeşiyle buluşuyor İstanbul'da. Mesela o da, bunlar da insan ya. Yani o gözle bakmak lazım. Onlar da insan. Babaları ölmüş. Nerede buluşuyorlar? Üsküdar'da. Üsküdar'da o Sultan Tepesi'nde Mihrimah Sultan'ın konağı var. Mirman Sultan'la buluşu, Abla kardeş ağlıyorlar sabaha kadar. Beraber. E, baba ölmüş. Biliyorlar tabi. Sabaha doğru ikinci Selim kız kardeşinin yanından ayrılıyor. Oradan hadi yola devam Belgrad'a doğru. Belgrad'a geldiğinde tabi Sokulu da Kaan'ın cenazesiyle beraber geri dönüyorlar. Geri dönerlerken yolda tam Belgrad'a yaklaşırken Sokulu söyleyiveriyor Kaan'ın öldüğünü. Sonra çok pişman oluyor. Keşke söylemez olaydım diyor. Niye pişman oluyor? Ne oldu? Bütün ordu çöküyor. 46 yıldır padişah bu insan. 46. Yani milletin artık kanunun padişahlı iliklerine, genlerine işlemiş. Yani hani sanki hiç ölmeyecek. Kıyamete kadar o padişah olacak gibi. Öldü denilince bütün ordu donup kalıyor. Nasıl olur? Ve çöküyorlar. O koca koca yeniçeriler, dev gibi adamlar. Hepsi ağlamaya başlıyor. Sokullu hadi yürüyelim, hadi yürüyelim. Kimse sadrazamı falan sallamıyor. Yani bakın buradan da anlıyoruz ölümünü niye saklıyorlar. Sabah öldü. 6-7 Eylül, 6 Eylül 7 Eylül bağlayan sabah daha iç kale düşmedi. Sen padişahın öldüğünü ver yansın bir duyursan, o asker var ya kaleyi, maliyi, her şeyi bırakır. Kuşatmayı falan bırakırlar. Düşman da zaten pusuda bekliyor. Tabii adam ordusuyla bekliyor bekliyordu zaten. Bir yüklense, hadi ikinci Viyana bozgununu orada yaşayacaktık yani olabilir de. Yani basiret, siyaset hiçbir zaman duygusallık kabul etmez. Yani hamaseti kabul etmez. Yani orada senin dik durman lazım. Hani Peygamber Efendimiz vefat ettiğini biliyorsunuz. Hazreti Ömer kılıç çekiyor. Öldü diyenin diyor uçururum diyor başına ama Hazreti Ömer tak diye kalkıyor. Ve orada dimdik duruyor yani. Orada duygusallık yok yani. O da insan o da öldü diyor ve kestir batıyor yani. Son noktayı koyuyor onun gibi. Sokullu orada çok önemlidir yani. O duruşuyla beraber müthiş işler yapmıştır. Pekala tabii Kanuni Sultan Süleyman'ın öldüğü hemen söylenmediği için tahnit işlemi uygulanıyor. Buradan da esas konuya, bu gündemde olan konuya geleceğiz. Bu tahnit meselesini bir çok kısa dinleyelim. Çünkü e, sonuçta kabri var, getirildi ama iç organları gömüldü. Onun çıktığını, onun bulunduğu zaten şu an tartıştı. Bu meseleyi dinleyelim ve tabii ki asıl meseleye gelelim. Evet. <laughs> Şimdi tahnit hep bu soruluyor. Mesela dün evvel gün bana yine sosyal medyadan çok sorulmuş. İşte Mısırlarda da mumyalama vardı. Orta Asya Türk devletlerinde vardı. Yani fark nedir? Mısır'da bir firavun mumyalanacağı zaman diyordu ki kardeşim bak ben öldüğüm zaman bana öyle bir sağlam mumya yapın. 5000 sene sonra bile benim cenazem sağlam olsun diyordu adam. Ya yani böyle isteniyordu. Halbuki Osmanlı'da mumyalama en çok şu sorulmuş. Ya bunlar Müslüman değil miydi? Hatta bunlar İslam halifesi değil miydi? Neden cenazelerini firavunlar gibi mumyalattılar? Burada bir zaruret söz konusu. Birinci Murat Kosova'da şehit düşmüş. Bu cenaze Bursa'ya gelecek. Nasıl gelecek? Cenazenin tahnit işlemine tabi tutulması gerekiyor. Çelep Mehmet aniden Edirne'de ölmüş. Hatta Bursa'daki Yeşil Cami bile yarım kalmış. Hala da. Son cemaat yeri yoktur. Ve Edirne'den. O arkadaşlar Çelebi Mehmet geldi az önce biliyor musunuz? Küt diye. Onlar şimdi Fatih'e geldiler. Ve Çelebi Mehmet ee, cenazesi ne yapılıyor? Edirne'den <laughs> Bursa'ya getiriliyor yeşil türbede yatan. Tahnit uygulanmıştır. Edirne'de ona ait bir türbe yapılmıştır. Ruslar 1828 Edirne işgalinde yıktılar o türbeyi, yok ettiler. Yerini bile bilmiyoruz bugün ne acı. Aynen bunlarda olduğu gibi kanuni de bir tahnit uygulanmıştır ve kanuni Sultan Süleyman cenazesi yani iç organları çıkarılıyor ama eski Mısır'da olduğu gibi hani burundan Tam beyin falan çıkarılmıyor. Tam tahnit değil yarım. Yani bize bu cenaze ne kadar lazım? Vallahi buradan İstanbul'a gidene kadar. kopmasın sıkın, dağılmasın yeter. E buradan İstanbul'a ben üç ayda giderim. Tamam üç aylık. Tahnit yapın yeter. Yani böyle bir uygulama söz konusu. Kalbi, iç organları çıkarılıyor. Yani Sultan Süleyman'ın kalbini aramak. Yıllardır kalbini arıyorlar. Hatta geçen gün ben onu yine paylaştım kendi tweet hesaplarımdan. Rahmetli Barış Manço bile bunun derdine düşmüş biliyor musunuz? Evet. Bilmiyorum. Yine e, rahmetli ee, ünlü mimarımızla beraber Turgut Cansever'le ikisi de rahmetli oldular. Turgut Cansever'le beraber Zigetvar'a gitmişler beraber. Zigetvar'da uzun 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 kanunun acaba iç, iç organları kalbi nereye defnedildi diye onu aramaya çıkmışlar böyle. Çok tatlı bir video hala var internette. Peki şimdi esas soruya geleceğiz. İşte Neyin arandığını yıllardır anlatmış ve açıklamış olduk. Peki gerçekten bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın kabri mi? Çünkü sizin bu hususta çok önemli bir iddianız var. İddia bana ait değil, iddia benim hocalarıma ait. Yani e, ben Ankara Gazi Sanat Tarihi'ndeyim ve Gazi Sanat Tarihi'nde iki tane çok kıymetli profesörümüz var. Yani Mehmet Zeki İbrahim Gilbey ve Hamza Keleş Beyler ikisi de çok kıymetli profesörlerimiz ve ikisi de çok kıymetli sanat tarihi uzmanları ve yıllardır bu konuya çalışıyorlar. Mehmet İbrahim Gil 30 yıldır Balkanlar üzerine çalışıyor. Kendisi de Balkan kökenli bir hocamız zaten. Ve şu an Diyanet işlerine Balkanlardaki Türk eserleriyle alakalı envanter çalışması yapıyorlar. Hamza Keleş Bey ile beraber. Hamza Bey de 4 yıldır bu projeye dahil oldu. Ve <laughs> kendisi el yazmalarını okuma konusunda gerçekten ultra uzman bir kişi. Ve e, geçtiğimiz yıl Gazi Üniversitesi'nde hocalarımızla böyle bir araya geldiğimizde Kanuni'nin e, cenaze meselesi yani bu iç organları nereye konuldu bakın ha, hocalarımız buradalar hemen kenarda görüyorsunuz. Ve orada bir araya geldik. E, ben Kan Akıl Oyunları kitabında bir kilise göstermiştim. Kilisenin kitabelerinde işte türbe buradaydı yıkıldı falan diye Hoca Macarcı bir kitabı var. O konu gündeme geldi. Hocamlar dediler ki hayır orası değil dediler. Ve bana belgeleriyle mevzuyu anlattılar hatta e, Maceristan'da Macaristan'da yaklaşık bir haftadır onlar da oradaydılar. Orada bu sahada gördüğümüz iki kıymetli profesörümüz. Bu Onlarla çıkarma da çıkarma sırasında mı? Onlar da oradaydılar. Ya üzülerek ifade edeyim. 2-3 e, gündür birçok televizyonda, gazetede ver yansın edilip de kanun türbesini bulduk dedikleri yer gerçek türbe yeri değil ne yazık ki. Orijinal türbe yeri başka. Şu gravüre bir daha bir dönebilir miyiz arkadaşlar? Hani Çok az önce bir gravür vardı yani ya. Yani bu konuda peki hata nasıl yapılabilir ki? Yani sonuçta Ya şimdi Kaan'ın kalbini bulmayı kim istemez herkes ister. Orada 2-3 tane ekip var. Herkes kendine göre bir çalışıyor. Yani orayla alakalı bir şeyler bulmaya çalışıyor. Fakat şu an Kaan'ın türbesini bulduk diyen ekip Macarlar ve bizden birileri var. Fakat aralarında hiç sanat tarihçi yok, hiç arşivci yok ellerinde belge dedikleri belgeler 17. yüzyıl sonrasına ait çalışmalar. Halbuki kanunenin iç organlarının bulunduğu yeri eğer göstereceklerse onların önce nereye bakması lazım? Sokulluya ait vakfiyelere bakması lazım. E bir kere cenazeyi oraya koyduran kişi Sokullu. Hemen gelelim. Bir önceki bu da güzel. ikisi de olur. <laughs> Şimdi bakın. Şimdi gerçek yerini söylüyoruz. Evet, Aslında bulunan yerde değil. Şu an kanuninin... E, ...cenazesi nerede, kabri nerede onu açıklıyor. Bire bir siz. orijinal yeri hocalarımızın da bana verdiği izinle söylüyorum şu an. Ben sadece ifade ediyorum. Bütün payı alkış o iki kıymetli hocamıza aittir. Hamza Keleş Bey ile Mehmet Zeki İbrahim Gil Bey'e. Bakın şimdi Ziketvar'ın ana kalesi budur. Ortada evet. görüyorsunuz kocaman. Bir de yanlarda iki tane de yan kale vardır. Bu üçlü bir kale sistemidir. Kanuni ordusuyla gelip bu üçlü kaleyi kuşatmışlardır. Bir de bu üç kalenin dışında kenarda bakın ufacık bir şey görüyoruz. Gördünüz mü kenarda? Dördüncü bir yapı daha var. Etrafı çevrili. O da palankadır. Kale değildir. Palanka küçük kale anlamına gelen etrafı surlarla çevrili bir minik yapı sistemidir. Palanka. Bu ifadeyi unutmayalım. Neden önemli? Çünkü birazdan Sokulu Mehmet Paşa'nın vakfiyesine bakacağız. Bakın arkadaşlar yaklaştırdılar. Önemli. Tekrar o genele bir daha geri dönelim arkadaşlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Ee, Ziget var. Kanuni'nin vefatı, iç organlarının defni sonrası ikinci Selim İstanbul'a döndü ya babasının cenazesiyle. O günlerde bu bölgenin kale komutanı Sokulu'nun amca amcazadesi, yeğeni Sokuluzade Mustafa Paşa. İkinci Selim diyor ki Ziget var şimdi kuşattılar aldılar ya e alırken ne yaptılar? Kaleyi mahvettik yani. Toplarla moplarla yıktık. iç kaleyi patlattık. Bu kalenin yeniden ayağa kaldırılması lazım. İkinci Selim mektup yazıyor. Bakın mühime defterleri hepsi elimizde hocalarımız bunları tek tek yayınladılar. İkinci Selim diyor ki zikret var kalesini tamir edin diyor. Mühimme'de geçiyor. Kime? Sokul'unun yeğenine Mustafa Paşa'ya. O da diyor ki efendim o kadar bizim ağırlığımız yani paramız yok diyor. İkinci Selim de bunun üzerine diyor ki o zaman diyor <laughs> bu yan kaleleri ve ana kaleyi iptal edin benim diyor babamın cenazesinin iç organları demiyorlar. Ayıp öyle denmiyor. Cenazesinin defnedilmiş olduğu Palankayı büyük bir kale olarak yeniden tahkim edin diyor. Elimizde yazıyor bunlar yani bu kadar net. Babamın cenazesinin bulunduğu, cesedi şeriflerinin diye geçiyor. Cesedi şeriflerinin şerefli ceset bulunmuş olduğu yere bir kale yapın. Yani şu üç kaleyi iptal edin, Palankayı kale haline getirin. Bakın bana ben de gittim. Sık sık Macaristan'a gidip gruplarla dolaşıyoruz. Orada bir tane tek parça kale var. O kale 2. Selim'in emriyle... Sokullu Zade Mustafa Paşa'nın yaptırmış olduğu palankadır ve e, Sokulu'ya dönelim arkadaşlar o vakfeyi Sokulu ile alakalı vakfeyi bize bir gösterebilir misiniz? Tamam, Sokulu Mehmet Paşa 1574 tarihli bir vakfiyesi var. O vakfiyesinde uzun uzun yaptırmış olduğu eserleri anlatıyor Sokulu Mehmet Paşa. İşte şunu yaptırdım, bunu yaptırdım falan diye geçiyor. Onların içerisine Sokulu diyor ki e, ben diyor palankanın içerisine. Kanuni Sultan Süleyman'ın da diyor. Evet bakın bu görmüş olduğunuz mesela Sokullu e, Mehmet Paşa Bin Sinan. Yani Sokullu Mehmet Paşa'nın babası Sinan. O görmüş olduğumuz ibare burada uzun uzun bakın iki kırmızı çizgi arası. Belgeyi görüyor musunuz Bak en evet. solda? Evet. En soldaki belgede sarıyla işaretli olan bölge burada büyütülmüş kısımdır vakfiye. Orada iki kırmızı çizgi arası burada verilmiş ve burada kısaca Mehmet Paşa mevzuyu anlatırken Sultanla alakalı bir bahis. Bir sonraki belgeyi görelim. Bir tane daha vardı. Onu da bir görelim. Vakfiye'de asıl vurucu kısım orada gelecek şimdi. <laughs> evet. Bakın az önce anlattığım kısım yakın bilgi. Ne diyor burada Sokul Mehmet Paşa? Sokul Mehmet Paşa yukarıda bahsedilen caminin bitişindeki bir hankah yaptırdığını belirtmektedir. Vakfiye'nin üçüncü sayfasında ve biri halikah dahi salifuz zikir ziket var kurbunda bina ettikleri cami-i şerife muattal yani bitişik olup ol taifül ulul intibayı vakfettiler. Şimdi burada hankah yaptırdım diyor Sokullu. Bir mescit yaptırdım diyor. Nereye yaptırdım diyor. Bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın o kabrinin olduğu yer. Yani Sokullu'nun yani bir kişi eğer çıkıp diyorsa ki ben Kanuni'nin e, kalbinin bulunduğu yeri buldum. Bulduğu yerde ne olmalı? Bir hankah olmalı, bir türbe temeli olmalı, bir de cami olmalı. Ama Bizzat birebir var. Ha, şu an Üzümlü diye bir tepede bulduk diyorlar. O Üzümlü Tepesi biliyor musunuz? Kanuni'nin var kuşatmasında otağının kurmuş olduğu yer. Hatta elimizdeki mühimme defterlerinde kıymetli hocalarımızın bulmuş olduğu... ...işte Mehmet Zeki, İbrahim Gil ve Hamza Keleş Beylerin tespitine göre... ...bu mühimme defterlerinde bizzat 2. Selim babasının otağının... ...kurulduğu yerin bir meyve bahçesi yapılmasını söylüyor. Oraya bir meyve bahçesi yapılıyor. Sonradan orası bir köy haline geliyor ve oraya bir tekke kuruluyor şu an muhtemelen televizyonlarda bas bas bağırılıp ilan edilen yer o tekkenin temelleri. Onları buldular. Ama orijinal kabir fotoğrafı görebilir miyiz? O camiyi, mescidin fotoğrafını. O bugünkü Ziget var kalesi olarak bildirilen yer mescit. Evet cami bu. Bu caminin iç kısmı. Bu hangi cami? Sokulu Mehmet Paşa'nın benim vakfettim, yaptırdım dediği kale cami. Bir de bu kaleyi dıştan görelim. Harikasınız. Ve işte burası türbe nerede biliyor musunuz? bu caminin hemen dibinde. Hatta dört tane hocalarımızın yanında bulunan jeofizikçi. Şu an hala onlar Macaristan'dalar. Bu bir hafta içinde bu dört jeofizikçi arkadaş burada zemin tespiti yapmışlar. <laughs> Bombayı patlatalım. O sekizgen türbenin toprağın altında orijinal birebir fotoğrafını bile çekmişler şu an. Aa fotoğrafı göndermediler mi bize Talha Bey? Düşünün. Yani ilk kez biz duyuruyoruz. <laughs> Ama ben hocalarımın talebesi olmam dolayısıyla yani bunu duyurmak e, onlar adına bir şeref oldu bizim için. Ya onlar çok mütevaziler. E, ekrana çıkmayı sevmiyorlar. Bu tip böyle şeylerde duyurmayı. başkası olsa böyle bir durumda hemen böyle uzun uzun demeçler verirdi. Şöyle hani biliyor her sene 18 Mart'ta bir adam Ama çıkar. Peki zaten bunun açıklanması gereken bir durum değil mi yani? Ortada yanlış bir bilgi var o zaman düzeltilmesi gerekiyor. Yani neyi bekliyorlar açıklamak için peki? Ya Bizim Her programı sene... beklediler. Bir. Hayır, İkincisi... Aslında bu olayı deşen benim. Hocaları ben deştim. <laughs> ya hocam siz bunu bir sene bana anlattınız. eşini birileri yanlış yere söylüyor. Niye konuşmuyoruz dediğimde hocalarımız dediler ki ilmin izzeti vardır. Biz araştırdık, bulduk ama eğer şimdi kalkıp da bunun çırtkanlığını yaparsak sanki bu işi şovmeni oluruz dediler. O zaman sizin adınıza bu duyuruyu ben yapıyorum hocam dedim. Yani can sonra ben bir şey söyleyeyim. Her sene 18 Mart'ta bir adam çıkar. Çanakkale aslında geçilmiştiler. O tarz adamlar özür dilerim bu işin şovmenleridir. Yani kendini göstermek isteyenler. Yani asıl ilim adamlarıysa çıkış yapmaz, araştırmasını yapar, bir köşede bekler ve biz de o tarz kıymetli hocalarımızın adını duyurmalıyız. Çünkü gerçekten bu payı onlar hak ediyorlar ki şu an elimde hocalarımızın o mühimme defterlerinden, vakfiyelerden belki 20'nin üzerinde belge var. Fakat tabii programımızın tam konusu bu olmadığı için e ben kısa geçtim. O belgelerden birkaçını buraya koymuş olduk. Daha bunun gibi birçok şey var. Yüzde yüz yer belli. Hatta bu jeofizikçi arkadaşlar bu bir hafta içindeki Zemin analizlerinde. Zemin yapmışlar anladığım canım, kadarıyla. <laughs> o sekizgeni bulduğuna göre. Sekizgen bulunmuş net. Bunun dışında e, hankahı da bulmuşlar. Fakat hankahın üzerine sonradan bir ikinci bina yapılmış. O binanın temel tespitini bile yapmışlar. O kadar net yani. Yani, yani her aslında şey. doğru yerin bulunduğu da net. Bir soru gelmiş izleyicimiz kalbimin beklediği etiketine yazmış. Mevzuyla alakalı Cansu Hanım kanuni kalbinin hazineyle birlikte gömüldüğü dedikodusu var. Bu ne kadar doğru. Ya o bu <laughs> Biz konuya girdik, girdik mi, o iş, hazine ararız, ok, değil mi o iş Büyük İskender'e kadar gider ben size söyleyeyim. Bir kere canlı yayından Peki, söyleyelim. Peki bir Alper'e de soralım. Canlı yayından hangi kanun? Alper kan vaktimiz var mı? Reklama <laughs> mı? Çok hızlı reklama gitmemiz lazım. Sadece şunu tamam. söyleyeyim. Ee, lütfen e, bizi izleyenler, bizi izleyenlerimizde define avcıları varsa, Müslüman mezarında hiçbir zaman para, altın, elmas hiçbir şey olmaz. <laughs> bir eşya obje de olmaz. Onun için boşu boşuna Müslüman mezarını tahrip etmeyelim. Pekerler, çok kısa bir ara. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyor. Sanat tarihçisi Talha Uğurler'le birlikteyiz bu gece. Osmanlı'nın kalbini bekleyenleri konuşuyoruz. Biraz önce Kanun ve Sultan, Sultan Süleyman'la ilgili çok önemli iddialarınızı açıkladınız, hocalarınızın bunu konuştuk bence gerçekten çok çok mühimdi. ezber bozan bir şey söylediniz. Şu andaki gündemde olan bir durumun tam aksini aslında beyan etmiş oldunuz. Şimdi gel gelelim o döneme Konuşma, konuşalım devam edelim Feridun Ahmet Paşa'dan bitirmeden önce Sakıllı Mehmet Paşa ile birlikte çok yakın olduğunu söyledik. Burada çok Önemli bir mevzu var aslında irdelenmesi gereken. Sokullu Mehmet Paşa'nın etrafındakilerin tasfiye edildiğini görüyoruz ve burada tayinler çok önemli rol oynuyor. Osmanlı'da tayinleri sormak istiyorum bu başlık altında ve Feridun Ahmet Paşa da tayin edilenlerden bir tanesi. Evet. Feridun Ahmet Paşa o günlerde Sokullu Mehmet Paşa sadrazam ve... Ay çok Sa özür diliyorum. Başlamadan önce hatırlatmayı unuttuk. Etiketimize bu gece yazan 30 izleyicimize de Talha kitabından hediye edecek. Bunu da duyurmuş olalım çünkü çok fazla kitap isteği geliyor. Buyurunuz. Tabii. Sokul Mehmet Paşa o günlerde sadrazam. Yani Kanuni'nin o son bir yılının sadrazamı. ikinci Selim'in o 8 yıllık hükümdarlığının sadrazamı. Artık 3. Murat hükümdar olmuş. Sokulu hala sadrazamla devam ediyor. Tabi 3. Murat döneminde bir insan bir yüksek makamda uzun süre kaldı mı kadim dostları kadar kadim düşmanları da olur. E tabi böyle bir durum söz konusu olunca da e, rahatsız olanlar olur. E tabi rahatsız olanlardan biri de artık 3. Murat. Ve sokuluyla alakalı bir işlem yapmaya da çekiniyorlar. Neden? Çünkü uzun süre başta kalmış. E, kadrolaşmış yani bir nevi Sokullu. Meşhur sözdür yani kullanılır ya. Feridun Ahmet Paşa da onun e, yanında sır katibi. Ve Sokullu'nun etrafındaki adamlar sağa sola tayin ediliyor. 3. Murat tarafından gönderiliyor. Demek ki Sokullu'ya bir işlem yapılacak. Hı hı. Yapıldığında yanındaki adamlarla Sokulu bir gaile meydana getirmesi. Bir diye. şey mi yaptı Sokullu Mehmet Paşa? Niye? Yaptığı yok ama belki de birileri padişahı doldurmuş olabilir. Varsayıyoruz. Yani ya böyle bir şey olursa? Bir tedbir düşünülmüş olabilir. Velhasıl Serez'e sancak bir olarak gönderiliyor. Yani bir sadrazamın sır katibinin, Balkanlar'da Serez gibi bir yere sancak bir olarak gönderilmesi tenzili rütbe. Ama burada güzel olan şey ne biliyor musunuz? Gönderilen kişinin durumunu bozmaması, tepedekileri şikayet etmemesi, tenkit etmemesi. Bu aslında takdir edilecek bir davranış. Ve Feridun Ahmet Paşa böyle bir adam. Tık demiyor. Beni sancak beyim yaptınız başımın üstüne. Yani düşünün bir yerde siz bakansınız. Bakanken seni kaymakam yaptık deyip gönderi veriyorlar bir an yani. Olur diyor, hiç önemli değil diyor. Ve gidiyor oraya. <laughs> Ve bir süre sonra Sokullu Mehmet Paşa öldürülüyor. Bu ölüm tabi hala karanlık. Bir mensup tarafından öldürüldü diyen var. Bu devlet eliyle e, üst rütbeli birilerinin bir oyunu diyen var. Bunu net hiçbirimiz bilmiyoruz hala. Fakat nihayetinde Sokullu öldürülüyor. Ve tabi vefatı sonrası onun yerine başka biri atanıyor. Ve tabi nişancı Feridun Ahmet Paşa... Serez'deki sancak beyliğinden tekrar İstanbul'a getiriliyor. Kim tarafından? Onu gönderen 3. Murat tarafından. Ve bu kez çok daha üst bir rütbeyle Divanı Hümayun'a nişancı olarak atanıyor. Böyle bir durum söz konusu. Artı bir durum daha var. Saraya damat olması. Evet, aynen öyle. Çok iyi hatırlattınız. Mihrimah Sultan'ın kızı Ayşe Sultan'la evlendiriliyor. O da çok enteresan. Feridun Ahmed Paşa'nın türbesinin içini görebilir miyiz? Feridun Ahmet Paşa'nın Eyüp'teki türbesinin içine girdiğimiz zaman türbenin içinde iki tane sanduka var. Biri Feridun Ahmet Paşa'ya ait. Evet çok güzel. Biri de bakın hemen bu sandukanın arka tarafında yatan o kişi de Kanuni ve Hürrem Sultan'ın birinci kızları Mihrimah Sultan'ın Rüstem Paşa ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Ayşe Sultan. Hmm. Yani 3. Murat kalkıyor. Babası 2. Selim ne yapıyor? Yani babasının kız kardeşi yani halasının kızıyla nişancı Feridun Ahmet Paşa'yı evlendirmiş oluyor. Yani paye üzerine paye. Demek ki ne yapmak lazım? Bu da türbenin dıştan görünüşü. Şunu yapmak lazım. Devlet sizi üst bir makama gönderir, alt bir makama alır. Sabretmek gerekiyor. Yani sabit kadem olmak gerekiyor. Görev adamı olmak gerekiyor. Tabii. Ben hatta hep şunu diyorum gezilerimde ya da bir konferanslarda. Osmanlı'da tayinler ecel gibi gelirdi. Bizde hemen şu vardır, bir adamı sadrazam iken gönderirler Habeşistan'a Beylerbey'i ya da Yemen'e, Bosna'ya hemen yazar birileri, sürüldü. E bu adam iki sene sonra tekrar İstanbul'a alındı, e rüşvet verdi. Ya hmm. bu adamların hiç evet. hayırlı bir yanları yok mu yani? Uzak bir yere gönderilince adı sürülmüş, yakın bir yere gönderilince işte e, rüşvet mi vermiş oluyor? Yazık. Bir de bu arada... Feridun Ahmet Paşa'nın bahçeleri. Evet. Feridun, çok Bey, bahçeli. Güzel, Feridun ya, Bey Bahçeli. Feridun ya, Feridun Ahmet Başı gerçekten merak ediyor. Öbür tarafta bir araya gelip onunla uzun uzun konuşmak isterim ya. <laughs> Nasip olur inşallah. Çünkü kaynaklar ne diyor biliyor musunuz? Boylu postu, boylu postlu yakışıklıydı diyor. Hmm. Ya yani Boylu postu yakışıklı. Eli kalem tutuyor. Vesikalardan anlıyor. Minyatür çiziyor. Ressam çiçekten böcekten de çok iyi anlıyor. Bu az önce gördüğümüz yer Emirgen Korusu'ydu ekran başında izleyenler abi bir dakika ya Emirgan Korusu niye böyle dediniz diyebilirler. Emirgan Korusu'nun Emirgan'a da 4. Murat döneminde İran'dan getirilen bir komutan Emir Gunne'den kaynaklanıyor. Halbuki o Emirgan Korusu yani ikinci Selim 3. Murat döneminde Feridun Ahmet Paşa'nın bahçesiymiş ve burası Feridun Bey bahçeleri olarak meşhurmuş yani o kadar meşhurmuş. ...insanlar onun bahçesini görmeye gidermiş ta oraya. Yani demek ki o kadar estetik bir adam ki Bahçeyi bile dantel gibi işlemiş. Şimdi çok meşhurmuş dediniz ya, burada bir bağlama yapmak istiyorum. Sizin hep anlattığınız bir şey var, kitapta da izah ediyorsunuz. Eyüp Sultan'da Feridun Ahmet Paşa'nın kabrinin başı her zaman çok dolu olur. Doğru. Genci, yaşlısı sürekli orada dua ederler. Ama bunun bir sebebi, hikmeti var. Burada bir düşünce var, onu dinleyelim. Türbenin kapısının önüne gitmemiz lazım. Feridun Ahmet Paşa'nın, bakın yıllardır Eyüp'te gezerim bu türbeler içerisinde Feridun Bey'in türbesi hep benim dikkatimi çekti. Yani şu gördüğünüz yer. Bakın dikkat ederseniz türbenin ahşap kapısının üzerine bir de demir kapı yapmışlar. Neden? İnsanlar yazı yazıyor durmadan. O bir çirkin bir şey tabii ki. Şu mermerlere inanın var ya dolduruyorlar. Şu kapı sövelerini bir yakınlaştırırsak şaşırır izleyenlerimiz. Her yer yazı. Ve cuma günleri, cuma ezanına kadar, sabahtan öğleye kadar Eyüp civarındaki teyzeler, ablalar, Genç kızlar burayı doldurur, Kur'an okurlar. Yazın ateş gibi sıcak, kışın buz gibi soğuk, karda. Ben de tabii buradan geçerken onlara hep derim ki, evet evet işte evet, bakın bu gördüğünüz yerler. Yakınlaştırdılar. Doludur buralar, bakın şu kenarlar var ya sırf yazıdır. 3-5 ayda bir görevler gelir bunları silerler, kumlamalar yapılır, sonra hadi gene dolar burası. Özellikle de Cuma günü Kur'an okuyanlar burada. Ben de tabii yıllardır buradan geçerim ve dikkatimi çeker sorarım o teyzeciklere ya teyzeciğim niye siz bu türbeye bu kadar itibar ediyorsunuz? Mesela o karşıda Sokul var o daha meşhur daha ünlü. Bana <laughs> şu derler. Evladım burada Hızır Aleyhisselam yatıyor ondan dua ediyoruz. Ya teyzeciğim burada Hızır falan yatmıyor. Burada bir Osmanlı <laughs> nişan, nişancısı yatıyor. Sen yanlış biliyorsun derler. Mesela şimdi benim televizyonlardan tanıyorlar. Hala buradan geçerken bazen görüyorlar. Seni pek seviyoruz evladım ama bu konuda yalnızsın diyorlar. Hala bunu söylüyorlar. Şimdi ben mesela bu anlamda bu teyzelere karşı yani onların bu ihlas ve samiyetle bu dualarına karşı Ama uzak anlamayan bir adam olsam derim ki ya cahil teyzelerdir. Fakat onların o samiyetini görünce geçtiğimiz yıllarda dayanamadım. Feridun Ahmet Paşa'yı araştırma gereği duydum. Osmanlı'da siciller var. Sicili Osmani. Feridun Ahmet Paşa için yazılan kısımlara baktığımız zaman hayretler içerisinde kaldım. Ne diyor biliyor musunuz? Boylu posta endamlıydı. Yani çok yakışıklı, dev bir adam. Çok hayırseverdi. Hızır gibi bir adamdı yazıyor. Hmm. Yani 500 sene... O Hızır, sene... bu Hızır olarak. Evet. Hızır Aleyhisselam olarak anlatmış. 500 sene önce öyle bir hayat yaşamış. Ona millet Hızır gibi demiş ya. Bu kadar hayırsever demiş. 500 sene sonra Eyüp'teki teyzeler ona Hızır ilan etmişler. Oğlum Hızır Aleyhisselam'ın mezarı diyorlar bu. Yani hani meşhur bir söz var ya. İnsanoğlu nasıl yaşarsa öyle ölür. Öyle karşılık bulur, olur. Resmen işte daha dünyada bile karşılığını bulmuş. Sokulun türbesinin önü bomboş. Feridun Ahmet Başar'ın dolup taşıyor mesela. Demek ki bu kısa dünya hayatında kalıcı eserler bırakmak, Hızır gibi yaşamak gerekiyormuş. Peki hala kısa bir aramız var. Sonrasında Eyüp Sultan Hazretleri'ni konuşmaya başlayacağız. Ve sonrasında tabii ki birçok Osmanlı büyüğü var. Onlara değineceğiz. Kalbimin beklediği etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. Osmanlı'nın kalbini bekleyenleri konuşuyoruz bu gece. Bu kitaptan da etiketi yazan 30 izleyicimize hediye vereceğiz. Çok kısa bir ara. Evet ötek gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanat tarihçisi Talha Uğurler bizlerle birlikte Osmanlı'nın kalbini bekleyenleri konuşuyoruz. Ve kalbimin beklediği etiketine yazan 30 izleyicimize de bu kitabından hediye edecek Talha Bey. Çok fazla söz sözü uzatmayayım. Eyüp Sultan Hazretleri başlayalım. Kitabın zaten ilk bölümü Osmanlı'nın kalbi İstanbul, İstanbul'un kalbi ise Eyüp Sultan Hazretleri demek yanlış olmaz ki çünkü kendisi mihmanda ayrı nebi, çok büyük bir zat, Peygamber Efendimizin zamanında dizinin dibinde oturmuş ondan feyz alabilmiş sahabelerden bir tanesi. Eyüp Sultan'ı konuşmak için Medine'ye konuşmak lazım. Medine'ye konuşmaya ise akabe Biyatı'ndan başlamak lazım. Onlarca İnsanın kalbini Müslümanlık için attığı o biyattan ve tabii ki Medine'lilerin Resul'ün elini ilk tuttuğu yer olan Akabe'den. Evet Akabe Mescidi, daha derken geldi ya. Bu arada evet Akabe Mescidi Allah nasip ederse birkaç gün sonra grubumla beraber burada geziyor olacağım inşallah. Hayatın... Ben de çok niyetlenmiştim ama gelemiyorum. İnşallah bir, bir sonrakinde, ay sonra. Bir sonrakinde sizi de size götürelim inşallah Cansu Hanım. Ee, burası Akabe Mescidi Burası Mekke yakınlarında e, Kuytu bir vadi İslam'ın daha gizli gizli yayıldığı günler O günlerde peygamberimiz Tabi Ukaz Panayırı gibi 80 kilometre uzakta Zilmecaz gibi e, 45 kilometre, Mecenne gibi 350 kilometre Mekke'ye buna çok uzak mesafede yerler Buralara gidiyor ve İslam'ı yaymaya çalışıyor O günlerde bu Panayırlardan bir tanesinde Medine'den gelenlerle tanışıyor. Onlarla konuşuyor. Bir mesafe alınca da burada buluşuyorlar. Burada o altı Medine'li ile ilk kez buluşuluyor. Musab bin Umeyr Hazretleri'nde onlara veriyor ve onlarla Medine'ye gönderiyor. Bir sene bile geçmeden daha, bir 7-8 ay sonra tekrar geliyorlar. Bu kez 72 kişi olarak geliyorlar. Aynı yerdeler. Ve ikinci kez Peygamberimizin elini tutuyorlar ve söz veriyorlar. Her şeyimizi senin yolundayız diye. İşte o 70 kişinin arasında Eyüp Sultan da var. İlk kez peygamberimizin elini burada tutmuş. Bu mescidin de özelliği şu. E, Hazreti Hz. Abbas peygamber efendimizin küçük amcasıdır. O ikinci akabe biatında o da peygamberimizin yanında. O zaman söylediği sözler ee, çok etkileyici onu da paylaşın. Siz için. söyleyin ya gerçekten yani. Ya siz söyleyin buyurun olur mu? Orada, Size için söz verdiğinizin farkında evet, mısınız? Evet orada yüksek sesle haykırıyor. Siz ...ne adına, kimin adına yemin ettiğinizin, söz verdiğinizin farkında mısınız diyor. Çünkü bu sözün arkasından sizi işkenceler bekliyor. Kavimlerinizi, anne babalarınızı, sevdiklerinizi karşınıza alacaksınız sayıyor böyle birçok şey. Ve hepsi de kabul ediyorlar. Hatta e, Hazreti Abbas'ın bu çıkışı dolayısıyla, buradaki bu önemli vazifesi dolayısıyla... ...yıllar sonra 700, işte 751 yılında Emevi Devleti, 756 işte yıkılıp da yerine Abbasi Devleti kurulduğunda... 756 sonrası. Abbasiler bu gördüğünüz mescidi buraya onlar yapıyorlar. Neden? E, Hazreti Abbas'ın soyundan geliyor ya onlar. Peygamberimizin küçük amcası. Ondan dolayı bu mescit yapılmış. Hatta bu mescidi en son tamir ettiren kişilerden biri de Sultan Abdülmecit Han'dır. Ve korunmuştur. Hala alan bu vadilerin arasında durmaya devam eder. Yani ilk o mübarek elin tutulduğu yer burası. Eyüp Sultan tarafından. Sonra tabi hicret gerçekleşiyor. Hicret'te de hepimizin o bildiği o meşhur sahne. Devesi Kasva'yı salıyor. O mübarek deve önce boş bir araziye çöküyor. Sonra kalkıyor Eyüp Sultan'ın evinin önüne çöküyor. Ve böylece anlaşılıyor ki o boş araziye bir mescid-i nebevi inşaatı, Peygamberimizin hücreyi saadet inşaatı yapılırken, yedi aylık inşaatsa, vallahi harika ekip, çok iyi, hemen oraya gidelim. Yeşil Kubbe'yi görüyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in türbesi. O Yeşil Kubbe'nin bulunduğu mekan, işte o ilk küçük mescidin olduğu yer. Yeşil kubbenin altında Hazreti Ayşe'nin odası zaten. Yeşil kubbenin hemen bize bakan tarafında bakın bir kubbe daha var. Görüyor musunuz? İşte o kubbenin olduğu yerde Eyüp Sultan'ın evinin olduğu yer aslında. Hmm. Yıllarca hemen yaklaştırdı bakın arkadaşlar. Yıllarca o kubbenin olduğu yer yani Eyüp Sultan'ın evinin olduğu yerde bir kütüphane vardı. Arif Hikmet Efendi kütüphanesi. Osmanlı'nın son şehri Arif Hikmet Efendi oraya bir kütüphane yaptırmış. Kendisi şu an Şam'da. Kanuni'nin Süleymaniye Camisi'nin kıble duvarı önünde yatar. Bu kütüphane de yıllarca rahmetli Ali Ulvi kurucu. Orada kütüphane müdürlüğü yapmıştır. İşte o yer bu yerdir. Aslında Eyüp Sultan'ın evinin olduğu yerdir. Şimdi bahsettiniz bu yerlerden iki yerde durdu. Efendimizin devesi Kusva. Bu Eyüp el Ensari'nin evinin önünde durmasının aslında bir hikmeti var. Bu hikmet yıllar önce ye dayanıyor ve orada çok içten bir temenni, çok içten bir dua var. Melik Tuba'dan bahsediyorum tabii evet. Ki. Çok enteresan bir şey. Yüzyıllar öncesi bir Yemen meliki, Yemen krallarına Tuba deniyor. Kendi birlikleriyle beraber kuzeye bir seyahati var. Bu seyahatte Medine köyüne uğruyor. O zaman Yesrib tabi adı. Ve uğradığında onun yanındakiler diyorlar ki ileride buradan çok büyük bir adam çıkacak diyorlar. Ya yani insanlığa çok büyük mesajlar verecek. Ve o da diyor ki Keşke onun dönemine yetişseydim, ona tabi olsaydım, destek çıksaydım diyor. Ve orada bir kerpiç, iki katlı bir ev yaptırıyor. O sonradan buraya geldiğinde bu evde o otursun diyor. Tabii ki yüzyıllar içerisinde o ev ayakta kalmıyor. Ama o evin olduğu yerde Eyüp Sultan'ın evi var. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi nasıl yürekten dua etmişse o duası kabul olmuş oluyor. Bir de şunu da konuşalım. Mihmandarın Nebi olmasının bu ismin verilme sebebi... Ev Sultan Hazretleri de işte onun huzurunda sabah namazı kılındığı vakit namazın ardından Mihmandar Nebi der ve onun adına dualar edilir. Bu bölümü de çok güzel izah etmişsiniz kitapta. O yüzden bunu da dinlemek isterim. Peygamber Efendimiz'i evinde misafir ediyorlar. Hanımı Ümmü Eyüp'le beraber. Evinde himaye etmesi, evinde koruması, kollaması, yedirip içirmesi, üzerine titremeleri dolayısıyla ona Mihmandar, yani ona yol gösteren, onu koruyup kollayan anlamında böyle bir isim verilmiş Eyüp Sultan'a. Bu isimle anılır olmuş. Çok önemli bir hadise. Hatta meşhurdur. Normalde o eve geliyorlar. Peygamberimiz orada kalacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben diyor alt katta kalayım diyor. Eyüp Sultan diyor ki, siz hanımınıza üst katta kalın. Eyüp Sultan Hazretleri de olmaz ya Resulallah diyor. Siz altta, biz üstte, biz yani şey... Ee, çok rahatsız oluruz. Ede Biz sizin üzerinizde duramayız diyor. Yani lütfen diyor siz üstte durun biz altta duralım diyor. Peygamberimiz de benim diyor gelenim giderim misafirim çok olur. Ben üstte kalırsam hani o gelenler gidenler yukarı çıkacak sizi rahatsız etmiş oluruz diyor. Ben altta kalayım diyor. Eyüp Sultan'a bir şey diyemiyor. Bir gece yatmışlar hanımıyla beraber tam yatarlarken tabi bir testi su var yanlarında. Sen testi devril su dökül o toprak zemine o iki katlı e, Kerpiçev'in. Tabi su dökülünce o topraktan aşağı bu damlayı bakacak, böyle bir şey olmasın diye korkuyla hanımı bir tanecik yorganları varmış, üzerlerini örtükleri. Suyun üstüne atıyor, emdiriyor. E, Tabi yorgan ıslanınca açıkta yatıyorlar gece. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu hassas insan, bunu fark ediyor. Onların rahatsızlığı. İlk iki ay Peygamber Efendimiz alt katta kalmış, Eyüp Sultan hanımıyla üst katta. İki ayın sonunda onların çok rahatsız olduğunu görünce kabul ediyor Peygamber Efendimiz. Tamam diyor ben üst kata geçeyim siz alta geçin diyor. Son beş ayda da üst katta kalıyor kendileri. Şimdi evinde kalıyor ama bir başka dostluk bir başka sadakat örneği de var. Örneğin yine sizin kitabınızda da okudum başka kaynaklarda da okumuştum. Hazreti Ayşe Validemize iftira atıldığı vakit gösterdiği tutum gerçekten bugünkü bu benim dostum diyenlerin davranışlarına emsal olacak bir tutum. Onu da dinleyelim mi? İslam tarihinde bu olay ifk hadisesi diye geçiyor. İfk yani iftira atılma hadisesi. Bir kervan, kervanda Hazreti Ayşe de var. Hazreti Ayşe tabi devenin üzerine bir sundurma var. Etrafı kapalı. Kadınlar rahat rahat gölgede onun içinde seyahat ediyorlar. Hazreti Ayşe bir ara herhalde bir ihtiyaçtan olsa gerek o sundurmadan çıkıyor. Develer çöktürülmüş... vaziyette zaten. Geriye döndüğünde kervan kalkmış. Yani tabi o içinde var mı yok mu bilmiyorlar ki etrafı kapalı olması dolayısıyla. Tabi orada bulunan bir genç yardımcı oluyor kendisine ve Medine'ye getiriyor. E tabi şimdi fitnenin ağzını büzemiyorsunuz ki fırsat bu fırsat hemen Medine'deki o gün işte e, hem Mekkeli müşrikler hem Medine'de bulunup da Müslüman gibi gözüken e, kişiler iftira atmaya başlıyorlar. Hem nasıl iftiralar? Yani Ağır iftiralar. Tabi Peygamber Efendimiz <laughs> bizzat ayetle bunun tasdiki gelsin diye sessiz kalıyor. Hı hı. Fakat Eyüp Sultan gelip kesinlikle Hazreti Ayşe'nin pak olduğuna, olay da şöyle cereyan ediyor. Hanımına soruyor Eyüp Sultan. Diyor ki böyle bir olay olsa sen böyle bir şey yapar mıydın? Diyor yapmazdım diyor. O da onun üzerine e, Hazreti Ayşe ile alakalı bir savunmada bulunuyor yani. Ya Resulallah Hazreti Ayşe temizdir, yapmamıştır falan diye böyle bir anlatım söz O zaman Hazreti, yani sen yapmazsan Hazreti Ayşe validemiz evet. hiç yapmaz diyor. Çünkü onları edeben ve ahlaken kendi hanımlarına bir rol model, idol olarak gösterdiklerinden dolayı. Şimdi çok fazla kalbimin beklediği etiketine soru geliyor. Biraz önce bahsetmiştik ama... Belki o kadar detayına girmedik. İşte Eyüp Sultan Hazretleri'nin dedesinin bir mektup bıraktığı Hazreti Peygamber'e doğru mudur demiş. Bu Melik Tuba'nın mektubundan bahsediyor galiba izleyicimiz. Olabilir. Yani çok net olmamakla beraber bazı kaynaklar böyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Pekala. Şimdi biraz önce söylediniz ya Hazreti Ayşe validemize atılan iftirada dostluk örneğini gösterdi. Tabii ki sahabenin şöyle bir özelliği de var. Peygamber Efendimize candan bağlılar onun <laughs> vaktinde ama vefatı sonrasında da asla bu bağ kopmuyor. Onun hal ve hareketlerini yani sünnet-i seniyenin uygulanması noktasına çok titizler. Burada Eyüp Sultan Hazretleri'nin namazın kılınma şekliyle ilgili ve namazın vaktinde kılınması ile ilgili uyarıları var. Evet. E, hatta Mısır'da mıydı bir hadise cereyan ediyor bakalım notlara. Mısır'da olmaz. Mısır ziyaretinde yaşanan bir örnek vermişsiniz siz kitabınızda. Şimdi Eyüp Sultan Hazretleri tabii ki peygamberimizden sonra uzun bir dönem yaşantı sürdü. Hayatta kaldı. Dört halife devrini gördü. Dört halife devrinde Hazreti Osman döneminde Ümeyye oğulları yani Emeviler artık yavaş yavaş yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştı. Emevi Medine'de bulunan o günkü Emevi ailesine ait olan yönetici namazları geç kıldırıyordu. Eyüp Sultan'ın bizzat ayağa kalkıp çok sert bir şekilde kendisini uyardığını biliyoruz. Yani sen şehrin valisi yöneticisi olabilirsin bu çok önemli değil. Peygamber Efendimiz nasıl yaşadıysa ...namazı nasıl kıldıysa sen de öyle olmak zorundasın diye... ...dimdik durduğunu cesurca yöneticiye bunu ifade ettiğini görüyoruz açıkçası. Bir de nimel ceş ifadesini sormak istiyorum. Ben bu çok önemli. Osmanlı kaynaklarında çok fazla sıklıkla karşılaştığımız bir mesele. Bazen işte sur kapılarında, mezar taşlarında da görmek, okumak mümkün. Ne demek nimel ceş? Ceş asker demek. Nimel ceş ne güzel asker demek... Yani duaya masar olmuş asker. Ya bakın İstanbul'un fethi o kadar önemli bir hadise ki mesela bugün Beykoz sırtlarında Kartal Baba vardır. Şey Akbaba Sultan vardır. Akbaba Sultan. Aslında Ak Mehmet Efendi'dir. Buhara'dan talebeleriyle gelmiş. Ne için gelmiş? İstanbul'un fethine katılmak için gelmiş. Çünkü herkes biliyor. Yani İstanbul'un kuşatmasına katılıp o kutlu ordudan askerlerden biri olmanın ehemmiyetli olduğunu. Çünkü o gün İstanbul'un alacağı kuşatmada eğer varsanız turneyi gözünden vurdunuz. Peygamberimizin yüzyıllar evvelki duasında masal oldunuz. E bunu kim masal olmak istemez? Onun için dünyanın dört bir yanından Fatih'in İstanbul'u kuşatmasına gelen çok enteresan simaların söz konusu olmuştur. Tabii bu kuşatma Fatih'in İstanbul'u kuşatmasından ...yüzyıllar önce başlamıştır. Peygamber Efendimiz'in vefatından tam 39 sene sonra... ...ilk İstanbul kuşatması başlıyor. Ve Eyüp Sultan Hazretleri buna katılacak. katılacak. 90 yaşında çoluğu çocuğu torununu gitme diyecek... ...ama onların hiçbirisini dinlemeyecek. İslam davası için... E, ...Resul'ün övgüsüne mazhar olabilmek için gidecek. Sonra neler olacak? Aslında Peygamber Efendimiz dönemindeki bütün gaza, gazve ve seriyelere katılıyor. Dört halife dönemindekilerin hepsine katılıyor... İstanbul kuşatması söz konusu olduğunda aynen sizin dediğiniz gibi çocukları torunları da bir çığ gibi ya baba dede yeter diyorlar yani sen hepsine katıldın. Hani elini tesbihini al bir köşeye çekil deriz ya bazen bizde böyle Hı -hı. yaşlılara. Demek ki böyle dememek lazımmış. Demek ki bizim anlayışımızda emekli olmak yokmuş. Yani son nefese kadar Allah rızası doğrultusunda hayırda koşturmak varmış. Eyüp Sultan yaşantısıyla bize bunu da aslında öğütlemiş oluyor. Şimdi ve bu, geliyorlar. Burada buraya. çok önemli bir mesele var. Hangi? Hem. Şimdi fetih sırasında Eyüp Sultan Hazretleri'nin bir fitneyi engellediğini görüyoruz. Belki de onun vazifesi oydu. Orası Allahu Alem. Ne o? Bakara suresinin 175. ayeti. Savaş esnasında bir takım olaylar cereyan ediyor. Bakara değil mi? Tekrar bakıyorum. Ve askerler bu ayet-i kerimeyi referans alarak bir takım söylemlerde bulunuyor. Bir fitne çıkıyor. Bunu sizden dinlemek istiyorum. Ve Eyüp Sultan Hazretleri... ...bu ayet-i kerimenin nüzul sebebini anlatıyor. Evet. Neydi o? Hemen o mevzuyu anlatayım. O mevzuyu anlatırken arkadaşlar... Sayfa bizi şu, 20'de bu mevzu yalnız. Ben de arkadaşlar bize o fotoğrafı bir gösterseler diyecektim. O İstanbul surlarını bir görelim. Bu mu? Evet, evet. Ben o bu. hazırlanana kadar göstereyim kitabımda. Harika. Evet. Bakın şu gördüğümüz surlar... ...izleyenlerimiz lütfen İstanbul'a yolları düştüğünde... Eyüp Sultan'a geldiklerinde Ayvansaray surlarının önüne kadar gelsinler. Zaten orada sur dibi sahabeleri yatar. Bakın peygamberimizin süt kardeşi. Şebetullah Hudri e, evet, Zaten siz Eyüp duydunuz değil mi? Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz. O, onlar Ahmet El Ensari, Muhammed El radıyallahu anh işte burası. Heh. Bakın burası yukarıdaki Edirne kapıdan Ayvansaray'a doğru inen meş meşhur Manuel duvarıdır. Manuel duvarı şurada biter. Burada bittikten sonra İshak Ankelos Kulesi gelir. Dördüncü Leon duvarı vardır. Arkasında Heraklius'un üç burcu vardır. Bu bölge Romalıların İstanbul'daki son sarayı olan Bilherna Saray bölgesidir. Ve onun için çok korunaklıdır burası. İstanbul'u kim kuşatırsa özellikle son Doğu Roma'nın son birkaç yüzyılında hep buradan kuşatmışlar. Ve en çok şehit bu bölgede veriliyor değil evet. mi? Evet. En çok sahabe şehit. Mesela azıcık yukarıda mesela Eğri Kapı var. Eri Kapı önünde de bizim 2-3 tane bir şehit sahabemiz yatmaktadır. İkinci Mahmut döneminde elden geçirilen türbeleriyle beraber. İşte buraya gelsinler ve geldiklerinde özellikle olayı burada düşünsünler. Çünkü İslam orduları ev Sultan Camii'nin bulunduğu yerde otağlarını kurmuş olsalar da oradan buraya doğru yükleniyorlardı. Zaman zaman doğru mu orduları da bu surlardan aşağı iniyordu ve inip burada karşı karşıya geliyorlardı. Gelelim sorunuza. Yine bir defasında tam bu surların önünde iki ordu karşı karşıya geliyor. Hani Çağrı filminden biliriz ya o sahneleri. Bedir, Uhud, iki ordu karşı karşıya geliyor. Önce savaşmıyorlar. Önce iki ordudan böyle birer, ikişer kişi çıkıyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Bu gördüğünüz bütün çizimler orijinaldir bakın hepsi. Yani mesela bu neyi anlatıyor? Ah ya. Şunu biliyor musunuz? Bu bir öncekine geçebilir miyiz? Bu da çok güzel de. Bir öncekini bir kısacık anlatı vereyim. Tarih boyunca İstanbul'u almak için çok uğraşılmış. Şunlar Doğu Roma askerleri. Bunlar da Hamdaniler. Hamdanilerin başı vardı Seyfüt Devle. Benim böyle hayran olduğum tarihteki adamlardan biri bu. Başkenti Halep. Adam Halep'ten ordusuyla çıkıyor Seyfüt Devle. İstanbul önlerine kadar geliyor. Bayağı alacak İstanbul'u neredeyse. Ama tabii sonra güçleri zayıflıyor. Romalılar onu püskürtüp <laughs> Halep'e kadar kovalıyorlar. Bugün Seyfüt Devle'nin mezarı Silvan'dadır. Silvan'da yatmaktadır. Çok özel bir adam. O bir sonraki sonrakine geçebiliriz. Çok güzel bir e, çizimde o da. O da tarihten tabii eski. Yani İstanbul'u tarih boyunca Ruslar kuşattı, Avarlar kuşattı, Bulgarlar kuşattı. Ne bileyim Avrupa'nın imparatoru Atilla kuşattı. Kuşatanlardan biri de bu insanlardı. Şimdi bunlar? Bakın kıyafetlerini görüyorsunuz. Onlar erken İslam döneminde gelmiş olan içinde sahabelerin de bulunduğu İslam ordularıydı. Ve bu tarz kuşatmalar var. Mesela bu minyatür az önceki gördüğünüz minyatür Edese kuşatmasına ait. Yani Urfa. Ama aynı şekilde Urfa'yı kuşatan o Müslümanlar oradan İstanbul'a gelip İstanbul'da kuşattılar. Yani benzer görüntüler. Sorunuzun cevabına dönüyorum. İki ordu karşılaşmış. İki oradan da birer cengaver çıkmış. Vuruşmuşlar. İstanbul ordusundan çıkan cengaver genç hasmını yeniyor. Yenince ne yapması lazım? Geriye dönmesi lazım. Dönmüyor. Karşı ordunun önüne kadar at koşturuyor. Kılıcıyla aralarından üçünü beşini kesiyor. Geri dönüyor yani yaptığı aslında bayağı bir gözünü karartma. İslam ordusundan bu manzarayı görenler fez subhanallah diyorlar. Kendi eliyle kendisini tehlikeye attı diyorlar. Hmm. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'deki bir ayete gönderme yapıyorlar. Ama yanlış bir gönderme. Yani yanlış bir tefsir açıklama yapıyorlar. Yani e şimdi o ayeti kerimi böyle anlarsak ne olur? İslam ordusu gevşer. Demek ki biz o zaman savaşta korkak savaşmalıyız gözümüzü karartarak savaşmamalıyız. Kendi elimize kendimiz tehlike atmamalıyız. Böyle mi anlayacağız? O Eyüp Sultan 90 yaşındaki büyük sahabe çıkıyor ortaya. Bir dakika diyor. Bu ayeti yanlış anlıyorsunuz diyor. <laughs> bu ayet böyle bir şey ifade etmediği gibi böyle bir mevzu üzerine de inmedi diyor ve izah ediyor. Biz ensar diyor Mekke fethedilene kadar her şeyimizi bu İslam davası için feda ettik. Mekke fethedildiği zaman dedik ki Artık İslam'ın düşmanları öldürüldü, sindirildi, Mekke alındı. Bundan sonra yıllardır ihmal ettiğimiz tarlamızın, tarlalarımızın, e, ticaretimizin, işimizin, gücümüzün başına dönebiliriz dedik diyor. Biz bunu deyince bu ayet nazil oldu diyor. Ayetin tamamını hatırlayalım. Kendi elinizle kendinize tehlikeye atmayın. Allah yolunda ifak etmeye devam edin. Tamamı bu. Ve... Tabii onun doğrultmasıyla beraber İslam ordusu yeni bir şevkle düşmana hücum ediyorlar. Biraz önce dedim ya belki de oradaki vazifesi buydu. Vefat ediyor zaten 90 yaşındaydı çok yaşlıydı hastanıyor vefat ediyor. Bir vasiyeti var vasiyeti gerçekleşiyor mu ve tabi ki vasiyeti neydi? O da ilginç. Yani net bir bilgi olmamakla beraber sıtma olduğu düşünülüyor. Sıtmadan vefat etti ölüm döşeğinde ordu kumandanını çağırıyor yanına. Diyor ki ben Peygamber Efendimiz'den bir gün işitmiştim. Konstantiniyye yani İstanbul surları önünde ki bakın İstanbul'un çok eski çizimlerinden biridir bu. Konstantiniyye surları önünde salih bir zat defn olunacak buyurmuşlardı. Umut ediyorum o kişi ben olayım diyor. Ve hatta ekliyor bir gün nasıl olsa İstanbul alınacak ve alındığında o kutlu askerlerin naralarını atlarının kişnemelerini kılıç şakırtılarına duyabileyim diye de bir eklemesi bize ulaşıyor. Ve e, gerçekten de İslam orduları o gün onu surlara en yakın ne kadar getirebilirlerse getiriyorlar. Demek ki en yakın getirebildikleri yer burasıymış. Şu anki türbenin olduğu yermiş ki bakın şu an Eyüp Sultan Camii'nin avlusundayız. Ve avluda bu gördüğümüz yere defnediliyor <laughs> Eyüp Sultan. Şimdi e <laughs> kalbimin beklediği etiketine çok fazla soru geliyor. Özellikle yoğunlaşan sorulardan bir tanesi vasiyetiydi. Bu aslında nerede? Akşemsettin'in bu iki fidan dikme meselesi de var. Arzu ederseniz onu da konuşalım. Ama burada çok önemli bir açıklamamız ve anlatmamız gereken, vurgulamamız gereken bir durum var. Dediniz ki vefat etti, surların dibine gömüldü. O vakit Doğu Roma İmparatoru Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri üzerinden, mezarı üzerinden bir takım tehditler savuruyor İslam ordularına. İslam orduları bu tehditlere nasıl cevap veriyor? Ve o tehdit ne tabii? İmparator tabi? diyor ki siz orada kendiniz için önemli bildiğiniz bir zatı gömdünüz diyor, defnettiniz. Siz gittikten sonra diyor ben onu çıkaracağım ve affedersiniz köpeklere yedireceğim diyor. İslam ordularının komutanı da bu tehdide ayrı bir tehditle cevap veriyor. Siz eğer bu zatın cenazesine ilişirseniz biz de kendi memleketlerimizde muhafaza ettiğimiz ne kadar sizin dininize ait kilise manastır varsa biz de onları yıkarız diyor. Tabi İslam medeniyeti hiçbir zaman farklı bir dinin hele hele ilahi dinlerin mabetlerine hiçbir zaman dokunmamıştır. Huzur içinde ibadetlerini yapa gelmişlerdir. Ama bu da tehdide bir cevap niteliği taşıyor. Nitekim onlar çekildikten sonra o kabre hiçbir zaman Doğu Romalılar ilişmiyorlar. Kabre nasıl oldu peki? Çünkü İbni Batuta'nın seyahatnamesinde İstanbul'un fethinden önce, şimdi biz biliyoruz ki İstanbul'un fethi döneminde kayıptı. Ev Sultan Hazretleri'nin kabri ve Akşemsettin Hazretleri <laughs> vasıtasıyla Fatih Sultan Mehmet cenazeyi buldu ve orayı işte türbeleştirdi. Ama İbni Batuta seyahatnamesinde diyor ki, ben diyor İstanbul'un fethi öncesi Gittiğim vakit Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini ziyaret ettim. Evet, aynen öyledir. Burada bir beys oluyor Genelde o zaman. Genelde biz hadiseyi şey sanıyor bizim insanımız. O gün defnettiler, üstünü gizlediler, kapandı, bir kayboldu, Fatih döneminde bulundu. bunlara kadar bir daha bilinmiyordu gibi. Değil. Nasıl oluyor? Bir kere e, kabir gizli değil. Kabir Doğu Roma döneminde de Doğu Romalı kadınlar tarafından fark ediliyor ve oraya gidip dua etmeye başlıyorlar. Onu bir aziz gibi görüyorlar. Burada ah, bu bir... çok ilginç ama çok hızlı <laughs> reklama gitmemiz lazım. Doğu Romalı kadınlar Eyüp Sultan Hazretleri'ni aziz gibi görüyorlardı. Hatta bir takım spekülasyonlar var ona da cevap olacak çünkü bölmek istemiyorum. Kısa bir ara sonrasında buradayız. Evet özet gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanat tarihçisi Talha Uğurlu ile birlikteyiz ve Osmanlı'nın kalbini bekleyenler diyoruz bu gece. Eyüp Sultan civarında yatan tarihten gelen büyüklerimizi konuşuyoruz. Onların kabirlerini orada çünkü Eyüp Sultan'da istirahatgahları onları konuşuyoruz. Onların tarihimize ve İslamiyet'e katkılarını da konuşuyoruz. Eyüp Sultan Hazretleri'ndeydik zaten kalbimin beklediği etiketine yazan izleyicilerimize 30 tane kitap hediye edecek bu gece Timahşe'nin grubu ve Talha Uğur'lar. Onu da söyleyelim. Çok güzel tweetler geliyor. İşte resimlerle paylaşmış. Ben de Twitter'dan yetişmeye çalışıyorum. Mesela Erdoğan Erken Bey demiş ki kalbimin beklediği Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasıdır. Hepimizin yüreğinden geçen, hepimizin kalbinden, canı gönülden istediğimiz gayane en önemli şeylerden bir tanesi aslında o. Ben de katıldığımı belirtmek istedim. Sanki program değil de ders veriliyor. Parmak kaldıracağım, soru sormak için ağzınıza sağlık demiş Erdem Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ee, ...birkaç tweet daha var. Onları da biraz sonra okuyacağım. ve ee, Tweetlerinizi lütfen yollayın. Ben en çok neler hakkında soruları merak ediyorsunuz, neler hakkında merak ettikleriniz var... ...onları yoğun bir şekilde ee, eleyip hap gibi sormaya çalışıyorum Bey'e. Ben sizin lafınızı bölmek durumunda kalmıştım. Demiştiniz ki Romalı hanımefendiler burada bir aziz yatıyor demişlerdi Eyüp evet. Sultan Hazretleri'nin türbesi için. Normalde Eyüp Sultan'ın bulunduğu bölge Romalılar döneminde bir kült merkezi... <laughs> Kozmaz Damyan Kültü. Kozmidyon diye geçiyor burası. Tabii neresi orası? Şu anki Zal Mahmut Paşa Camii'nin hemen üst tarafına bakan... ...bugün hala yapılaşmanın olmadığı bir bölgedir orası. Zal Mahmut Paşa Camii de yenilendi. Evet, restorasyonlar falan oldu. çok iyi gidiyor. Evet. Velhasıl e, İbni Batuta işte kendisi o dönemde... E, İstanbul, tabii daha Konstantinopolisken ziyaretinde ben diyor... Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret ettim diyor. O dönemde kaybolmamış. E peki bu kabir hiç mi kaybolmadı? Kaybolmadıysa Akşemseddin Fatih ile beraber nereyi buldu? Kabir kayboluyor. Kabir 1204, 1261 Latin istilasında kayboluyor. Yani <laughs> 4. Haşr seferinde. O dönemde Katolik Avrupa Kudüs'ü yeniden ele geçirme amacıyla dördüncü kez gemileriyle yola çıkıyorlar. Yolda ikmal yapmaları lazım. Önlerinde Hristiyan, dindaşları bir devlet var. Hadi diyorlar onlardan ikmal yapalım, yardım alalım. Haliç'e giriyorlar. O hemen geldi ya Latin vallahi. vallahi. 57 sene sürdü değil mi? Evet tam 57 sene sürdü. İstanbul'un güzelliğini görünce dayanamıyorlar, yağmalıyorlar. Zaten Katolik Ortodoks düşmanlığı kadim tarihlerden biri var. Nihayetinde 57 yıl esir bırakıyorlar. Ortodoksluğa ait bütün kutsalları yok ediyorlar. Yani Ayasofya'yı kirletiyorlar. Önlerine gelen bütün kilise ve manastırları tahrip ediyorlar. Hristiyanlığa ait mezarlıklar yok ediliyor. Daha belki Roma imparator ve İmparatorçilerin lahitleri kırılıyor, parçalanıyor, kemikleri yakılıyor. Tabi bu dönemde sur dışında bulunan kozmidyon kültürü de düzlüyorlar. Tabi Eyüp Sultan'ın kabri de bundan nasibini alıyor. Nihayetinde kabir kayboluyor. Fatih'in İstanbul'u kuşatması döneminde Akşemsettin'in himmetiyle kabir bulunuyor. Şimdi burada çok önemli bir mevzu var. Geçen gece bir tarihçi konuğumdu. O da çok önemli bir iddia ortaya attı ve önemli spekülasyon aslında. Yani üç kaynak okursanız bir tanesine mutlaka yazılmıştır. Aslında Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri bulunmadı da orada Osmanlı askerini motive etmek için bulunmuş gibi yapıldı. Hala da duruyor işte diye. Bu işin aslı nedir Talha Bey? Bu insanlar niçin böyle düşünüyorlar? Hani ortaya bir iddia atılması için arkasında bir temelin olması gerekiyordu. Neye dayanarak böyle bir iddia atılıyor? Şimdi tarih bir kere olmuştur ve bitmiştir. Bugünlerden bakarak öyle miydi böyle miydi diye yapılan yorumlar sadece insanları güldürür geçirir. Bir kere Akşemseddin gibi ağzından değil yalan bir mevzunun abartısının bile çıkmayacağı dosdoğru bir adamdan bahsediyoruz. Akşemsettin'in kim olduğunu net bilen bir kişi zaten böyle bir iddiayı ortaya atamaz. Demek ki Akşemsettin'i anlayamamışlar bu bir. İkincisi Fatih ne kadar dost doğru bir adam olduğunu. Fatih kendi döneminin en entelektüel adamlarından bir tanesiydi. Yani ordusuna heyecan vermek için hamasi hikayelere Fatih'in ihtiyacı yoktu. <laughs> Fatih'in bu konuda ne kadar net olduğunu daha sonraki tavırlarından da görüyoruz. Mesela Eyüp Sultan'ın kabri bulunuyor. Efendim diyorlar kendinize bir saray, konak, bir mekan konaklayacağınız İstanbul alındı ya yapmayacak mısınız? Hayır diyor. Eyüp Sultan'ın kabrinin üzerine bir türbe yanına bir külliye yaptırmadan kendime bir mekan yaptırmayı hayal ederim diyor. Eyüp Sultan'ın türbesinin etrafını Fatih öyle bir dizayn etmiştir ki yani bir okul yaptırmıştır etrafına. Türbe okulun tam ortasındadır. Etrafı öğrenci odalarıyla çevrilidir. Ana dershane binası da ters planındaki Eyüp Sultan camidir. Fatih dönemindeki eser. Yani bu kadar oraya ehemmiyet gösteren, yağdıran, bu işi yapan bir kişinin orada bir sahabenin yattığına inanmaması mümkün değil. Hadi özür dilerim askeri gaza getirmek için hamasi bir hikaye anlattın. E, arkasını niye getiriyorsun o zaman? Ve bundan sonra padişahlar orada kılıç kuşanacak. Bunları niye diyorsun? Yani hı hı. Eyüp Sultan'ın Kabri sadece bir kabir değildir. Osmanlı Devlet Yönetimi onun üzerine bina edilmiştir, sistem. Hani niye bu kitabı Osmanlı'nın kalbini bekleyenler ismini veriyoruz? Bundan dolayı. Hatta ilk yapıldığı evet. vakit o Süffa Mektebi vardı Meclid-i Nebevi'de. Onun benzeri bir planlaması vardı değil mi? Anlatmıştınız evet, evet, siz mimarisini. Evet. Tabii tabii tabii. Kitaba koymuş muyuz onu? Yani kitabın plan şemasını? Valla ben Çok de... Çok küçük bir plan şeması bir var. küçük bir plan şeması var mı? Bilden, hemen ben hatırlıyorum öyle bir şema bulmaya çalışacağım. Onu ee, içeride rejide yokmuş. Evet, yok. Ben de bulamadım herhalde Olur. kitapta. Yoktur. Ben onu bir başka şeyde değerlendirmiştim galiba. Fatih'in yaptırdı. Ama Kanuni'nin türbe önündeki bir duası var. Onu görebiliriz. Tamam. Kanuni Sultan Süleyman'ın. Çünkü normalde biz bugün ev Sultan türbesine gittiğimizde birinci Ahmed'in Eyüp Sultan Camii'nin yanına eser. Ama o başka bir konu. Başka daha bir ayır. başlığın içinde. Ama burada da değindiğiniz için siz Ali Kuşçu, Ali kuşçu meselesinde. Ha, Ali Kuşçu da geçiyor değil mi o hani, plan çünkü şeması. ilime çok önem verdiğin vurgusu yaptığınız için Osmanlı'nın evet. orada Doğru. da orada geçiyor. Şifahane mektebi de ilimle bağlantılı olduğu için buraya koymuşsunuz muhtemelen. Evet. Şimdi mesela sizin gösterdiğiniz o çok muhteşem bir şey. Yani türbe bakın o sekizgen türbe Fatih yaptırdığı türbe he. aslında tam ortada. Kenarında minik 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 öğrenci odaları var. Bakın seyircilerimiz görüyor. Terste planlı cami de var orada. Yani Fatih yaptırdığı ilk külliye bu. Yani ...Eyüp Sultan'a o kadar ehemmiyet vermiş, bakar mısınız koskoca Kanuni Sultan Süleyman... ...bu orijinal minyatür, arkada iki tane Enderonlu camiden, kapıdan girmiş içeriye... ...yaşlılık dönemi artık Sultan Süleyman'ın, Eyüp Sultan Türbesi'nde dua ediyor. Yani şimdi böyle bir hamasi, basit bir hikayenin arkasından bu kadar yüzyıl gider mi bu insanlar? Gitmemeli. Cülüs tarafından yani muhakkak ki doğrudur, zaten buna inanıyoruz. Evet, Cursun... bakın geldi, İşte bu. Heh. Ev evet. Sultan'ın türbesi tam ortada bakın. Okulun tam ortasında. Burası Fatih'in yaptırdığı bu yer. Sadece bir cami değil. Yangında mı sonra? 1766 depremde, depremde yıkılıyor. Depremde. depremde yıkılıyor. Üçüncü Selim babası Üçüncü Mustafa ile tamir ettirelim diyorlar olmuyor. Tamir tutmayınca Üçüncü Selim yıktırıp yani o enkazı sıfırdan şu anki cami yaptırıyor. Tabi yaptırırken Fatih döneminin şu medrese odaları, okul sistemi tamamen iptal ediliyor. Sadece bugünkü... Ev cami olarak inşa ediliyor ama bu halini ben daha çok seviyorum. Evet onu anlatıyordunuz ben böldüm dediniz ki öyle bir mimari öyle bir tasarım var deyip bu durumu anlatıyordunuz planı. Plan şaması bakıyorsunuz terste planlı bir e, cami görüyoruz. Öğrenci odaları görüyoruz yani ev sultanın türbesini tam ortasına koyuyorlar ilmin ortasında bir sahabe kabri. Yani Eyüp Sultan olsak şu anki yattığı yer gibi mi yatmak isterdik? Böyle bir sistem. Herhalde bunu isterdik. Burası okulun bahçesi, çocuklar, ilim, irfan hepsi bir arada yani. Yani Fatih ufkundan bahsetmeye çalışıyorum. Sonra orayı bir kılıç merasim yeri, devletin başına gelecek hükümdarların hayırlı başlangıç yeri sayıyorlar. İşte bu mesele çok önemli. Cülüs yolu üzerinden gir, girdiğimiz vakit Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine orada çok güzel bir yazı bizleri karşılıyor. Onu da bulmaya çalışacağım. Zaten görselini getirecek. Selametle ve emin olarak içeri giriniz. Zannediyorum evet. ki bu öylesine yazılmış bir şey değil. Değil. Utuluha bi selamin aminin yazıyor. Aynen dediğiniz gibi. Selametle ve emin olarak içeriye girin. Osman hiçbir yazıyı, hiçbir kelamı ki ayeti de hadise bir laf olsun diye koymaz. Muhakkak bir hikayesi vardır. Hadise bizi Hayber Kalesi'ne götürüyor. Yani o Yahudilere ait kalenin kuşatılma hikayesi. Tabii kale kuşatılmış, kale alınmış. Peygamber Efendimiz o insanların kalbini İslamiyet'e ısındırma adına kale komutanının kızıyla bir izdivaç gerçekleştirmiş. Evlenmişler, düğün gecesi. Safiye dağ... Validemiz. Evet mi? Safiye Validemiz ve çadırdalar ee, o gece sabaha kadar çadırın kapısına bir bekliyor. Elinde mızrağıyla. Peygamber Efendimiz gecenin bir yarısı çadırın kapısını sıyırıyor, dışarıya doğru bakıyor kim bu bekleyen diye... Bakıyor Eyüp Sultan, Eba Eber Ensari. Ya Eba Eyüp diyor, ne işim var burada? O da diyor ki, ya Resulallah sizin bu evlendiğiniz bayan her ne kadar Müslüman olduysa da ya samimi değilse, ya size bir zararı ilişirse diye endişe ettim, onun için bekliyorum. Ve mübarek dudaklardan duanın yükseldiği an. Peygamber Efendimiz de diyor ki, Allah da seni, hani biz burada muhafaza ediyorsun ya, koruyorsun ya. Allah da seni iki cihanda muhafaza eylesin diyor. Bakıyoruz yüzyıllarca Doğu Roma topraklarında kaldı cenazesi, kabri. Korundu. Bugün ne kadar güzel ki bize yani Türkiye Cumhuriyetimize nasip oldu. Onun türbedarlığı, onun kabrini koruma, süsleme, tamir, teşrif. İnşallah kıyamete kadar da bu türbedarlık hep bizde kalır. Ve demek ki asıl hayatta da muhafaza olacak. Çünkü duanın en güzelini almış. Şimdi birçok soru geliyor. <laughs> Zaten söyledik, duyurduk. Kalbimin beklediği etiketine yazan 30 izleyicimize Tarha Bey'in son kitabını Osmanlı'nın kalbini bekleyenleri hediye edeceğiz. Keşke tarih dersini de dinlemek, sizi dinlemek kadar zevkli olsa demiş Duygu Dündar Hanım. Selamlarımızı yollayalım. Ayasofya Camii'nde tekrar ilk ezan okunurken orada olup Fatih Sultan Mehmet Hanım manevi huzurunda gözyaşı dökmektir kalbimin beklediği demiş. Kazım Doğru Bey, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine yer alan Davut Yıldızı'nın sırrı nedir ve hikayesi hakkında bir bilginiz var mı demiş. Emre Bey, anlatımlarınız için çok teşekkür ederiz. Eyüp Sultan'da yapılan kılıç kuşanma törenini kısaca anlatabilir misiniz demiş ama değinmiş oldunuz. Ve aslında İrem Baydoğan hanımefendinin sorusu ve bana bir tweet daha geldi. İrem Hanım demiş ki bir buçuk saattir bekliyoruz. Sürpriziniz ne? Şimdi bir izleyicimiz daha vardı hemen söyleyeyim. Talha Hoca'nın sürprizi neydi demiş Enes Bey. E, ben kaçırdım mı bilen vardı, var mı demiş. Bir de e, Arkın Bey. Ahmet Arkın 06 demiş ki bütün gün bunlara mı konuştunuz yahu demiş. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bana trip atmış aslında. Bütün gün ne konuştuk Talha Bey sürprizimiz neydi siz açıklayın. Ben mi açıklayayım? Tabii. Şimdi e, Cansu Hanım'la program yapmaya geçen sene başladık. Yani ben burada hem programı danışmanlığı hem de Aynı zamanda konuk olmaya tam bir sene oluyor evet. Ocak ayı. Evet. Geçen sene Ocak ayının ilk haftası başlamıştık. Şimdi aralığı bitiriyoruz ve bir senenin sonu. Bir sene öncesinde o Mekke Medine programını yaptığımız dönemde bir düşünce ortaya çıkmıştı. Biliyorsunuz günden bir fenomen ve gerçekten Türkiye tarihinde özel bir program. Geçen hafta konferanslarım sırasında bulunduğum yerlerden biri Muğla'ydı. Muğla'nın çok böyle köklü bir gazetecisi, tarihe de çok meraklı, yaşlı bir beyefendi yanıma geldi. Özel. Bulunduğum yere zahmet de çekmiş. Ve sadece şunu demek için gelmiş. ötek gündem Türkiye tarihinde televizyon programcılığında e, eşi benzeri olmayan bir programdır. Aynen. Ben şok oldum yani böyle. E, tabii ki buna ben de inanıyorum. Ve e, yeni bir çığır açmıştır bunları söylemeye. Biz bir sene evvel şunu düşünmüştük. Böyle bir programın neden kitabı yok? Çünkü bu program insanları yazarlarla buluşturuyor. Bu program insanları kitaplarla buluşturuyor. Bu program insanları hani insanlara sıkıcı gelen konuları sevdiriyor. Öyle değil mi? Ya yani bugün tarih konuşuyorsunuz, öbür gün din konuşuyorsunuz, öbür gün felsefe konuşuyorsunuz, öbür gün metafizik konuşuyorsunuz. Ya yani bunlar normalde sıkıcı gelebilir insanlara. Yani en sevimli gelen tarih bile sıkıcı geliyor. Fakat ne hikmetse ee, öteki gündemde sıkıcı değil bunlar. Neden? Çünkü öteki gündem <laughs> ekibi dersine çok iyi çalışıyor. Yani hiçbir televizyonda hiçbir sorucunun çalışmadığı kadar çok çalışıyor. Şimdi takır takır şimdi bu resimler nasıl geliyor Allah aşkına. Ben biliyorum ki sabahtan beri bu reji üç adam şeyin başındalar değil mi? O montajdalar yani uğraşıyorlar. <laughs> resimler, listeler. Beri bir saat Sizin durumunuz uyduğunuz. öyle. Evet. <laughs> Aynı şekilde. Ve bu markanın kitabı olmalı, kitapları olmalı. Hatta kütüphanesi olmalı düşüncesiyle Ama biz kendimiz bir çalışma başlamışık. Çıkartıyoruz evet. bunu. Yani aslında tek gündemden kitap bağımsız bir deşifre olmayacak bu. Biz Osmanlı, özellikle ben o dönemde Osmanlı tarihine biraz merak sarmıştım. Çok fazla sorduğum şeyler oldu Talha Bey. E, o zaman şekillendi. Hadi gelin bakalım sizin merak ettiklerinizin cevabı neymiş. Herkes merak edecektir diye sonra ben Osmanlı çalışmaya başladım geçen seneden beri. Hepsini bitirdik herhalde piyasadaki Osmanlı ile ilgili kitapların okumayı. Ee, böyle bir çalışma oldu. Sürprizimiz yeni bir kitap çıkıyor. Çok yakın bir zamanda çalışmalarının son aşamasındayız. Ben Salha Bey ile kitapla ilgili röportajları yaptım. Bugün de son röportajımızı yaptık aslında. Artık matbaaya gitti. Tasarım vakti. Ve çok yakın bir vakitte ne diyeceğiz? Osmanlı'nın... Şifreleri diyeceğiz. diyeceğiz. Evet bunu da söylemiş olalım. Sürprizimiz buydu. Bu kadar. İçinde çok fazla bölüm var. Aslında bu programda da derinlemesine işlenecek meseleleri derinlemesine kitapta ben soracağım. Talha Bey açıklayacak. Kitabın içeriği hani böyle kuru bir tarih anlatımı değil. Ee, kitapta işte ya şu zat şurada yaşadı, burada öldü, burada savaştı. Hayır bunları her kitapta bulabilirler. Osmanlı şifrelerinde amacımız bakıp da göremediğimiz detaylarla o insanları daha yakından tanımak. Osmanlı'nın kuruluşu, yükselişi, sanatı, aile hayatı, saray hayatı aklımıza ne geliyorsa tarihi, sanat tarihi ve mekan algısında kullanarak bambaşka bir şey yapmayı hedefledik. Allah muvaffak etsin inşallah. Ha. İzleyicilerimiz de öteki gündemciler de inşallah çok sevecektir. Şimdi ben bakıyorum saate de bakıyorum. 00.47. Bir bir saat 10 çok dakikamız aslamış. kaldı neredeyse. Ee, devşirme paşal Paşalardan devam edelim. Sonra Valide Sultan'lara geçelim. Olur mu? Mahfiroz Hatice Sultan adı geçeceğiz. Kösel belki. Sultan'ın kumasını konuşalım bu akşam. Ee, i̇şte Devşirme Paşaları tamam, başlayalım. Olur, olur, Mesela olur. Semiz Ali Paşa'dan başlayalım. Kimdi Semiz Ali Paşa? Çok tatlı bir adamdı. Yani böyle tombul, iri ee, Osmanlı ya yarı. Osmanlı'ya da inanılmaz hayran başlarda. Çok enteresan. Kendisi... Ee, aynen lakabından da anlayacağımız üzere Semiz gayet böyle iri yara dev gibi bir paşa ben demiyorum kendileri söylüyorlar normal bir at onu taşıyamazmış o kadar cüsseliymiş Semiz Ali Paşa <laughs> Sokulu Mehmet Paşa'dan bir önceki paşadır hı hı. Semiz Ali Paşa vazifede vefat etmiştir yerine Sokulu Mehmet Paşa geçmiştir yani kanuninin e, vefatından önceki sondan bir önceki sadrazamı Semiz Ali Paşa'dır ama gövdesi gibi yüreği de büyük bir adam. Yani o kadar gövdesi büyük normal bir at taşımıyor. Döneminde Hollandalılara mektup yazmış. Duyduğum kadarıyla atlarınız gayet iri ve sağlammış. Beni taşıyacak kadar iratınız varsa diye. Bakın şurada resimde minyatürün arkasında bir pencerenin kenarını görüyoruz. Bu pencere kenarı neresi biliyor musunuz? Hani Eyüp Sultan'ın türbesinin önünde dua ediyoruz ya. Hacet hani penceresi böyle var. Solda o, ha, girerken işte hemen o. girerken ilk soldaki. <laughs> evet, sonra evet, Eyüp Sultan Hazretleri'nin makamı çıkıyor. O pencereyi bize çünkü. biraz daha büyük gösterebilir mi arkadaşlar? Başka bir fotoğraftan. O pencere çok güzel. Ben bir ara onun fotoğrafını tam bu Sıklemenlerle beraber çekmiştim. Hatta kenarda gözüküyor o kareler. Yani o pencerenin kitapta müstakil resimleri de olacak. O pencereden gördüğümüz kabirlerde mi yatıyor Semiz evet. Ali Paşa? Evet Semiz Ali Paşa Hı. oranın hemen içerisinde yatıyor. O pencereden içeriye doğru bakın ha işte geldi bakın burası. Semiz Ali Paşa pencereden baktığınız zaman burada Görcü Mehmet Paşa yatıyor. Can feda kadın bile burada yatıyor biliyor musunuz? Can feda kadın geliyor. Yani bunlar hep Osmanlı birinci Ahmet dönemi o 17. yüzyılın önemli simaları e, Eyüp Sultan'ın türbesinin duvarıydı. Biz Temiz Ali Paşa burada yatıyor işte. E, Hollandalara mektup yazmış. Duyduğum kadarıyla atlarınız gayet iri ve sağlammış. Beni taşıyacak kadar iri atınız varsa gönderin diye. Yani Osmanlı'da bakın Semiz Ali Paşa'nın tam kabiri bu işte. Şu görüyor musunuz önümüzdeki? Bizim avludan baktığımız pencereyi gördünüz mü? Şu evet. uzaktaki. Bizim avludan baktığımız pencere o uzaktaki pencere. Biz oradan bakıyoruz. Oradan çok kenardan bakınca şu kabri görüyoruz. Hatta bu kabrin Baktığı şu an benim fotoğrafı çektiğim sırtımı dayadığım yerde ne biliyor musunuz? Ne? Mahfiruz Hatice Sultan'ın cüzhanesi. Yani genç Osmanlı'nın annesi Kösem Sultan'ın kumasının 24 cüzhanesi. saat Kur'an okunsun diye yaptırıyor evet. onu değil mi? Eşini evet. ikna edip. Orada yaptırıyor birinci Ahmet'in. O da burada yatıyor. Yeri gelince onda konuşuyoruz. Ee, çok gönlü de kalbi gibi yani bedeni gibi cüssesi gibi kalbi de büyük bir adam. Semiz Ali Paşa'nın. Mesela bugün buradan Edirne'ye giderken Baba Eski, Baba Eski'de Semizeli Paşa'nın hala köprüsü durur, köprünün üzerindeki namazgah durur, <laughs> camisi durur, Koca Ali Paşa camisi. O çok önemli bir husus çünkü burada aslında açmamız gereken şu diyoruz ya. Ee, i̇şte Semiz Ali Paşa bunu yaptırdı, Sokulu Mehmet Paşa bunu yaptırdı... ...Hürrem Sultan işte entrikalar karıştı ama sürekli vakfetti... ...vakıf yaptırdı, cami yaptırdı, türbe yaptırdı, okul yaptırdı... ...bunun esası Osmanlı'nın buna niçin değer veriyor olması... ...burada da sadakayı cariye meselesi tabii, tabii, devreye tabii. giriyor değil mi? Çok hayırsever insanlar... ...devletin parasıyla yaptırmıyorlar bunları kendi ceplerinden yaptırıyorlar... ...devletin parasıyla yaptıran sadakayı cariye olmaz zaten... ...mesela şu fotoğrafı ben birkaç ay önce çektim daha. E, Orlardan geçiyordum. Hususi uğradım Baba Eski'ye. Dedim hadi bir kere daha fotoğrafını çekeyim diye. Bu Semiz Ali Paşa'nın Baba Eski külliyesidir. Ali Paşa cami olarak geçer. Baba Eskiler öyle bilirler mesela. Muhteşem bir eser. Hala orada durmaya devam ediyor. Onun için İstanbul'dan Edirne'ye giderken bence insanlarımız geze geze gitsinler. Oradaki o Lüleburgaz'dır, Havza'dır. Buraları geze geze çünkü çok orijinal şeyler. Kırklar elidir, eserler çıkacak önlerine. Sokullu Mehmet Paşa ile devam edelim. Sokullu Mehmet Paşa da bir devşirme aslında ama sonrasında işte Sokulu Mehmet Paşa oluyor. Yani en üst rütbelere kadar devşirme çocuklarının ulaşabildiği, çıkabildiği, yükselebildiğini görüyoruz. Çok enteresan bir hikayesi var. Ama bu işte Lala Mehmet Paşa, Lala Mustafa Paşa'yı da konuşacağız, devşirmeleri konuşacağız da. Buraya girerken biraz Osmanlı'da devşirme sisteminden bahsedelim. Nasıl oluyordu böyle hani yine oryantalistlerin tabiriyle böyle ağlayarak çocuklarını ailelerinden mi kopartıyorlardı? Bir ailede tek çocuk varsa o aileden çocuk devşiriliyor muydu? Ve <laughs> özellikle Balkanlar'da, Balkanlar'da değil mi Fatih Sultan Mehmet'e 30 bin kişinin Müslümanlık evet, biatında. Bosna'da. Bosna'da e, bizim çocuklarımızı <laughs> devşirme yapacaksın diye Bosnalıların Fatih Sultan Mehmet'ten söz alması var. Bütün bunların hepsini cevabını alayım. Ben bir kere sorayım çekileyim. Buyurun. <laughs> Estağfurullah. Şimdi fantastik Osmanlı dizileri ya Allah aşkına hep aynı bölümle aynı senaryoyla mı başlar? Hemen bizim Akıncılar gidiyorlar. Avrupa'da böyle güzel bir kızı buluyorlar. Getiriyorlar sultanın tam üstüne olana göre. Yani dizileri böyle başlatıyorlar. Ya da devşirme sistemi çok çarpık anlatılıyor. İfade ettiğiniz gibi anne babalar ağlıyor, çocuklar ağlıyor, birbirlerinden koparılıyorlar. Osmanlı o gün dünyanın en büyük devleti. Ve Enderun dediğiniz sistemde 200 burada, 200 burada en fazla 400 öğrenci istihdam ediliyor. Ve o dev coğrafyada senin çocuğunu hani tenezül tenezzül edecekler de alacaklar da o 400'den biri. Millet güle oynaya gönderir. Yine ifade ettiğiniz gibi Fatih Bosna'yı fethedip de Bosna'ya gittiğinde o 1463'teki Bosna ziyaretinde Travnik yolu üzerinde eski Bogomil krallarının taç giydiği tepede 30 bin Bogomil Hristiyanı Fatih'in huzurunda Müslüman olmuştur. Üç şart koşmuşlardır. Üç şarttan bir tanesi çocuklarımızın İstanbul'da okutulması. Ve bu kabul edilmiştir. Mesela sadece Travnik'ten 70'in üzerinde sadrazam çıkmıştır. <laughs> Baktığınız zaman. Az önce anlattığımız Semiz Ali Paşa. E boşnaktır kendisi. Mesela var böyle. Sokulu Mehmet Paşa. E, Bosna'nın Vişekrat şehrinin Sokolović köyünden devşiriliyor. Sokolovice ben bugüne kadar iki defa gittim. Bir şey kadar da çok gittim. Bizim Karadeniz köyleri gibi bir köy, dağlık yerleşim, dağlık bir bölge. Ve eee ulema zaman zaman çıkar. Osmanlı coğrafyasını gezer. Ve Osmanlı coğrafyasını gezerken diyelim bir köye uğranır. Köydeki evlere girilir. Bir evde bir çocuk varsa o eve girilmez zaten. O çocuğu beğendiler alacaklar diyelim. Ee, hı hı. Anne babaya evlat hasreti olur. Birden çok çocuk olan eve girilir. Çocuklar tetkik edilir. Beğenilirse köy meydanındaki asıl sınava davet edilir. Osman'ın tatili cuma günü. Ve cuma günü çocuklar meydanda toplanırlar ve çocuklar o günkü imtihan, sınav neyse ona tabi tutulup en zeki olanları seçilir. Ama burada çok önemli bir şey var. E, dedik ya deha arıyorlar o sınavda. Aslında bu bilgi kültür yarışması gibi değil. Orada çok önemli bir zeka testi, deha pırıltısı arıyor. Yani aslında aradığı şey bir kriz anında pratik zekalı ve soğukkanlı olan. Bununla ilgili bir e, olay cereyan ediyor. Devşirme sisteminde, devşirme çocukların seçilmesiyle alakalı olarak. Onu anlatabiliyor musunuz? Tabii tabii, tabii. Hatta Vişekrat'ta bir görelim bence. Bize bir Vişekrat'ı, bir köyü göstersin arkadaşlar. O dağın başı bizim dedim ya Karadeniz köyleri gibi gidiyorsunuz evler böyle dağınık yerleşim. Sokul oraya sonradan cami yaptırmış, çeşme yaptırmış duruyor hepsi. Köyün ortasında ama köy tabii şimdi kalmamış bir şey insanlar göç etmiş. <laughs> İlk kere dört sorulmuyor dediğiniz gibi. Çünkü o bilgiyi öğrenmiş çocuklar öğrenememiş çocuklar. Ay bir şekrat burası işte Aa, bakar mısınız ya. Çok güzelmiş gerçekten. Şu fotoğrafların hepsini ben kendim çektim. Yani program boyunca gördüğünüz bütün fotoğraflar. Birebir oraya gidip tabii. görmek çok önemli bu köprüyü de Sokullu yaptırıyor. Yani kendi memleketine bu köprüyü yaptırmış. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Yani bizim toplumumuzda çok dolaşan bir iftira niteliğinde bir iddia vardır. Bu devşirme paşalar hep kendi memleketlerine yatırım yaptı. Anadolu'yu başka toprakları ihmal etti. Bu koca bir yalandır. Sokullu evet bu köprüyü Mimar Sinan'a kendi memleketine Dirina Nehri üzerine Dirina Köprüsü yaptırmıştır ama aynı Sokullu bakın İstanbul'da kaç tane eseri var? Azapkapı Sokullu, Kadırga Sokullu, Lüleburgaz Külliyesi. Lüleburgaz Külliyesi de çok büyüktür. Edirne'deki eserleri, Anadolu'da bir sürü eseri var. Hatta İskenderun Payas'a bir külliye yaptırıyor. İstanbul Süleymaniye kadar büyük. <laughs> İskenderun Payas. Dev kervansaraylar, çarşılar, hamamlar, camiler. Ya şimdi Sokullu Mehmet Paşa Arap mıydı, Kürt müydü, fellah mıydı? Hiçbirisi değildi. Oraya da yatırım yapmıştı. Yani ille memleketleri değil köy meydanında o gün uzun tahta masalar kurulmuş. Çocuklar karşılıklı oturtulmuş. Önlerine birer tas çorba konmuş. Belli ki kahvaltı bir çorbayla yani bir sıra bir kahvaltıyla başlayacak. Osmanlı kahvaltısı çorba. Ellerine kaşık veriliyor ama kaşıkların sapları böyle gayet uzun. E nasıl içeceksin? Zaten sıramın kendisi çorbanın içme tekniği. Bilgi sorulmuyor ya. Şimdi kimisi kaşığın ucundan tutuyor. Yani sapın ucundan tutuyor kaşığın sapının öyle tuttuğun zaman ne tasa daldırabiliyorsun ne ağzına. Kimi dibinden tutuyor. E dibinden içeyim derken sapın ucuyla yanındakinin gözünü çıkarmakla meşgul. Bir deha arıyorlar. Kim farklı içecek? İki tanesi farklı içiyor. Bir tanesi karşıdakinin tasına daldırıp ona içiriyor. Diğeri de ona. Hemen damlıyorlar. Neden böyle içiyorsunuz? Biri diyor ki işte karşımdaki böyle içelim dedi. Kim o? Sokulmayan başı. Ve alınıyor. Yetiştiriliyor. Tabi direkt İstanbul'da enderunu atma yok. Bizim diziler öyle maşallah. Bizim dizilerde hemen kızlar yakalanıyor. <laughs> yani kusura bakmayın ama. Doğru. Daha kız Türkçe bilmezken, örf aranabilmezken bilmezken hemen getiriliyor İstanbul. Bir hamamda bir su dökülüyor. Bizim sular kutsal malum. Suyu döktüğün gibi o hemen Türkçe öğreniyor, örfleri, adetleri öğreniyor. Ortalığı yıkan kızlar bir anda kuzu kuzu padişah hanım oluyorlar. Böyle bir saçmalık yok. O insanlar yıllarca ilmek ilmek dokunuyor ve yetiştiriliyor, şekillendiriliyor önce Müslüman bir ailenin yanına veriliyor. İki sene en az orada kalıyor. Sokullu mesela önce bir ailenin yanına verildi. Sonra Edirne Enderun'a alındı. Edirne Enderun'dan İstanbul Enderun'a alındı. Orada ilmek ilmek bir kaneviçe gibi şekillendirildi. Sonra silahtar ağlığa kadar yükselmiş oldu. İşte bu gördüğünüz yakışıklılar. Osmanlı'nın Enderun talebeleri, son sınıf Geçti. öğrencileri. Geçti. bir tane, bir resim <laughs> geriye gelebilir misin? Onlar Enderun'un son sınıf öğrencileri. Osmanlı'nın <laughs> Şimdi mesela bugün bunu da konuştuk kitabı yazarken Hı. değil mi? Geldiler, Osmanlı evet. kıyafetin Şifreleri bölümünde evet. konuştuk. Hangi sınıftakiler neler giyiyor? Sol sınıf, giriyor? hasodalılar, zelin külahlar başlarda. yani. Bunların hepsinin bir adara... anlamı var tabii ki. Evet, evet, evet. Şunların zülüflerinin bir anlamları var. Yani Osmanlı'nın şifrelerinde inşallah tek tek bunlar yer alacak. İnşallah. Allah utandırmasın. Şimdi baktık Sokullu Mehmet Paşa'nın nasıl... ...Devşirme Paşa olduğundan bahsettik. Devşirme sistemine değindik. Sokullu Mehmet Paşa'nın bir kardeş hasreti var. Kardeşini Aa. geride bırakmış. Ee, direkt bu hadiseyi ve sonrasında ailesini yanına getirdiği zaman öğrendiklerini sorayım. Hiç görmeyeyim. Bize bir silahtar ailesini gösterebilir mi arkadaşlar? Kitapta vardı. Şu kılıcı omzuna yaslamış. Bu kılıcı mu? omzuna. Evet o. Çok güzel. Valla siz yanı yutmuşsunuz kitabı. yani tak diye buldunuz silahtar ailesini. <laughs> evet buraya da geldi. Bakın şu gördüğünüz sağ eliyle kılıcı omuzuna taşıyan adam silah taraf. Bir dönem sokulu o vazifeyi yapıyor. Enderunlu sol sınıf öğrenci padişahın arkasında nöbet tutuyor gibi duruyor. İlmi siyaset stajı görüyor. Aynı zamanda padişahın kılıcını taşıyor. Yani o öyle basit bir nöbetçi falan değil orada. Evladım benim kılıcımı getir. işte şerbet getir, terliğimi getir. Hayır. Böyle bir şey değil. Bu sol sınıf öğrenci hem staj görüyor hem de padişah kılıcını taşıyor bu vaziyette. O çok önemlidir. Velhasıl silahta rahat. bu da çok üstün bir rütbedir. Mesela her sene baklava alayı olur Osmanlı'da padişahlar için. Orduya, bütün orduya Ramazan'ın 15. günü siniyle baklava dağıtılır. <laughs> bütün ordunun bölük bölük, bölük liderleri bir de baklava taşıyacak. İşte toplam her bölükten 7 kişi gider sarayın birun avlusunu hazır bekler. Mutfaktan siniler çıkar. İlk sineyi kim alır biliyor musunuz? Şu alır. Kılıç taşıyan adam. Kimin adını alır? Padişah adına. Çünkü bir numaralı Yeniçeri Osmanlı Padişahıdır. Şimdi orada <laughs> konuyla çok alakasız ama diziye de bir atıfta bulunmuştunuz. Sizin bana anlattığınız bir mevzu vardı. Biz Topkapı Sarayı'na gitmiştik Ramazan bayramı için. Bir band çekmiştik. Orada dediniz ya mutfak bölümüne girdiğimiz vakit işte burada pilavlar pişirilir vesaire ama bakalım Yeniçeriler o pilavdan yiyecek mi? Eğer yerse sıkıntı yok. Yemezse işte o zaman Sıkıntı büyük. O, bir o olayda, 3 ayda bir e, Uluf'e maaş almak için saraya geliyorlar. Birin avlusunda yerlerde sofralar kuruluyor. Pilavlar, <laughs> serde tatlıları var. Tabi idareci askere bakıyor. Asker rahat rahat yemeğe yerse tamam sıkıntı yok diyor. Yemeği yemezlerse bir problem var. O problemi izale yoluna, çözüm yoluna gidiyorlar. Böyle bir durum var. Gelelim sorunuza. Sokulu Mehmet Paşa o gün dedi ki yani silahtar ağlık rütbesindeyken e, Balkanlara Bosna'ya gidecek olan bir heyetin başındaki kişiye diyor ki aileme bulun diyor bir şekilde gidiyorlar. Benim diyor devşirildiğim dönemde kundakta bir bebek erkek kardeşim vardı diyor. Şimdi diyor 15-16 yaşlarında olması lazım diyor. Kardeşimi diyor bana getirin diyor. Ailem teslim etsin. onu ben burada okutacağım yetiştireceğim diyor. Tabii bu heyet gidiyorlar. Sokul'un ailesini buluyorlar. Sokolovic, Şahinoğulları ailesi. Anlamı bu. Anneye durumu anlatılıyor. Anne diyor ki ben bunu e, aile fertleriyle bir görüşmem lazım. Bana bir izin verin. Ama annede pürüz var. Tabi gece sabaha kadar görüşüyorlar. Anne diyor ki bir evladımı gönderdim öbürüne gönlüm razı değil diyor. Evlat hasreti çekmek istemiyorum diyor. Bilmiyor ki evladının şu makamda olduğunu bilse sülaleyi gönderir. <laughs> ki sülale <laughs> gidiyor sonra. Sonradan gidiyor tabi sokul alıyor hepsini. Anne ya şimdi göndermemek de olmaz koca Osmanlı ne yapacağız? Sülaleden o yaşlarda bir başka genci gönderelim diyorlar. Kardeşindir diye. Öyle yapıyorlar. Gönderiyorlar. Aradan birkaç sene geçiyor. Bu kez Sokulu annesini İstanbul'a getirtiriyor. Anne geliyor bir akşam. Bugünkü Sultanahmet Camii'nin olduğu yer hafif bir tepe. Tepenin üstünde Sokulu'nun konağı var. Konakta anne oğlu oturmuşlar. <laughs> Konuşuyorlar. Konuşurlarken anne iki büklüm tabii. Yaptığı bir hata var. Oğluna o mevzuyu açıklıyor. Evladım diyor biz bir hata ettik. Anlatıyor. Hani biz sana birkaç sene evvel kardeşin diye bir genç gönderdik ya. O senin aslında o öz kardeşin değildi. Ben göndermek istemedim. Sülaleden başka birini gönderdik. Sokulu atılıyor hemen. Kardeşime ne oldu diye. Göndermedik. Bir sene geçti. Bir hastalık peydah oldu ve kardeşin öldü diyorlar. Burada ilginç olan sokulunun tepkisi. Ne diyor? Ne ee, yaptınız? Ne yaptınız diyor. Kardeşimi... ...karanlıklarda bıraktınız diyor. Yani gelse Müslüman olacaktı. Hristiyan olarak öldü o çocuk orada. Karanlıklarda kaldı diyor yani. Çok önemli. Ee, biraz önce Instagram'dan da sorular... ...soruyor... ...izleyicilerimiz, Twitter kullanmayanlar. Saadet Hanım demiş ki... ...Anadolu'da o kadar Türk varken... ...neden gayrimüslimler devşirilmiş? Böyle bir şey yok. Gayrimüslimlerden... Bu eş durumunda da hep sorulan bir şey ama... ...onu eş durumunda ben soracağım tekrar... Balkanlardan devşirme alındığı gibi Anadolu'dan da devşirme alındı. Mesela 3. Ahmet'in meşhur sadrazamı Nevşehir'i damat İbrahim Paşa. Türk asıllıdır. Ve Nevşehir'in yakınlarında bulunan bir köyden devşirilmiştir. Nevşehir'i Nevşehir yapmıştır. Mesela Köprülü Mehmet Paşa. Baktığınız zaman. Yani Anadolu'dan çok vardır getirilen eden. Mimar Sinan Kayseri Ağır devşirilmiştir mesela. Anadolu'dan <laughs> Türk asıllı olan da vardır. Rum ya da Ermeni asıllı olan da vardır ama onlara öyle muhteşem bir eğitim verilmiş, altyapı sağlanmıştır ki geçmişlerini bilmelerine rağmen hepsi Osmanlı'ya sadakatle hizmet etmişlerdir. Peki Sokulu Mehmet Paşa nasıl öldü? Bir suikaste <laughs> mi kurban gitti sizce? Farklı görüşler var. Ama ağırlıklı olan görüş suikast dair. Öldürüldüğünü Ama Ama Sokullu'nun ölümünden evvel bir son gecesi var. O çok aa, güzel bir gece. Aa, aa Çok özür dilerim, onu atladım. Şimdi Sokullu'nun bahsettiğiniz şey... E, ...çok dini bütün bir insan olması... ...bir alışkanlığı var, asla terk etmediği teheccüd vaktine kalkıyor... ...ve sabah namazına kadar hiç uyumuyor. Yardımcısını çağırıp, o arayı Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyorlar. İşte burada da bir duası var. Oradan da artık ölümünü anlatırsınız siz. Sokullu o gece konağında. Dediğim gibi Sultanahmet Camii'nin olduğu yer. <laughs> bırakmadığı adet teheccüd. O gece teheccüd namazını kılmış. Sabah namazına kadar bekliyor. Sabah namazına da muhakkak konağa en yakın camiye gidiyor. Ben bazen gruplarla eğip de gezerken gruba sorarım. Sultanahmet Meydanı'nda konağı olan bir sadrazam sabah namazına hangi camiye gider diye. Tabi hemen böyle balık gibi atlayanlar Sultan oluyor Ahmet. hemen. Sultanahmet <laughs> Camii diye. Ya Sultanahmet Camii sokuldu öldükten yıllar sonra yapıldı. Sok <laughs> Sultanahmet değil. Yani amacım insanlara o yapının ...Osman'ın en sevdiği cami olduğunu hatırlatmak Siz az önce okuduğunuz tweetlerde. Ayasofya. Ayasofya. Sabah namazını Ayasofya'ya giderlerdi. Çok önemliydi. Velhasıl o gün e, Sokulu Mehmet Paşa sabah namazıyla teheccüdü arasında her gün yaptığı gibi yardımcısı gelmiş. Gece Kur'an okuyorlar beraber. Kur'an okunduktan sonra tarihi bir kıssa okunuyor. vakani bir eseri açılıyor. Okudukları kıssa Sokulu 1. Murat'ın Kosova'daki şehadete. Sokulu bunu dinlerken ağlıyor. Ya düşünseniz ya. Yani devşirdiğin bir genç yıllar sonra 1. Murat'ın vefatına ağlayabiliyor. Nasıl yetiştirmişsin Yani? Nasıl şekillendirmişsin? Ağlarken bir de dua ediyor. Ya Rabbi bana da böyle güzel bir ölüm yani böyle bir şehadet nasip et diye. Ertesi gün divan toplanıyor. Meğer duanın kabul olma anıymış. Bu, bu arada arkamızda gördüğünüz Sokul'un Eyüp'teki medresesi. Bu da çok güzel bir eserdir. Avlunun iç kısmını görüyoruz. Ertesi günü Sadrazam Divanı toplanıyor. Saray Divanı'dır. Bir de Sadrazam Divanı vardır. Sadrazam'ın konağı da toplanır. Kapıya bir meczup gelmiş. Ara ara gelirmiş. Kapıdakiler tembihliymiş. Sokulu ilişmeyin. Ben ona para yardımı yapıyorum diyormuş. Alıyorlar içeriye bırakıyorlar. Sokulu görüyor. Gel bakalım koca deli neredeydin kaç zamandır diyor. E, dün gece bir dua ettin. Sultan 1. Murat gibi şehadet birinci e Murat hançerlenerek şehit edilmişti. Kapıya gelen mezup meğer o gün kemerine bir hançerle gelmiş. Sen çek sokuluyu hançerle. Sokul Mehmet Paşa, bu da türbesinin içidir Eyüp Sultan'daki. Artık Osmanlı tarihleri şehit Mehmet Paşa olarak geçiyor. Şimdi hemen Lala Mustafa Paşa'ya geçelim. Sonrasında Lala Mehmet Paşa'ya geçeceğim ve devşirmeleri bir kenara bırakıp valide sultanlara geçeceğim. Lala Mustafa Paşa çok cömert. Yine bir sürü olumlu vası var. Kanuni Sultan Süleyman'ın berber başlığı olmasından başlayalım. Sonrasında onunla ilgili de böyle çok önemli noktalar var yönlendireceğim. Ya ben birkaç kere Amerika'ya da gittim tarih konferansı vermeye. Ya Amerika'da kelli felli Amerikalı tarihçi adam bana ne diyor biliyor musunuz? Hı hı. Ya bu endonol sistemi ne kadar hani böyle abuk sabuk diyor yani kendince. Oturtamamış kafasına niye böyle söylüyorsunuz dedim. Ya dedi saraydaki aşçıları, yamakları Berberleri, çırakları sadrazam yapmışlar dedi. Ya kardeşim aşçı, yama, berberi, çırağı sadrazam yapmıyoruz. Sadrazam olacak çocuklara bu işleri yaptırıyoruz. Şimdi mesela çok güzel yine bir Enderun talebesi minyatürü geldi ekrana. Gördüğünüz gibi zülüfleriyle, zerrin külahıyla beraber. Enderun'da bu 39 öğrencinin bir takım vazifeleri var. Az önce en kıdemliyi gördük silah tarağı. Padişah kılıcını taşıyor. İkincisi Çuadara kaftanı taşıyor. Üçüncüsü Rikaptara atını yularını çekiyor. Biri padişahın saçını kesiyor mesela. Bugün Erzurum'da bizi Erzurum'dan dinleyenler bilirler. Şu an Lele Paşa Camii restore ediliyor. Caminin içine düne kadar girdiğini. Aa, siz Erzurum'u değil mi aynı zamanda? Evet. Anne, Erzurum'da da Eyüplü. Oo geldi sizin memleket. Bakın. <laughs> evet. Anne izliyor mudur? Annem izlemez beni ya. <laughs> Ama böyle dediğim her yayında izliyor mutlaka. <laughs> Lele Paşa Camii. Erzurum'da bu caminin içine girdiğiniz zaman yaptıran Leyla Mustafa Paşa. Caminin içine Leyla Mustafa Paşa'nın hayat hikayesi yazar. 6 sene Sultan Süleyman'ın saçını kesti diye. E şimdi elin Avrupalı, Amerikalı araştırmacısı bakıyor sisteme. Allah Allah diyor. Bunlar berber, sadrazam. Nasıl oldu? Valla saraya berber şıra diye aldık. Sonra baktık çok parlak bir delikanlı. Gelsene sadrazam yapalım dedik. Böyle bir saçmalık herhalde olmadı. Son sınıf öğrenciyken padişah saçını kesti. Padişah bir nevi baş öğretmen konumdaki zata hizmet etti. Hizmet ederek olgunlaşır ve şekillenirsiniz. Anlayış budur. <laughs> Hem padişah kellesini en güvendiği 15 yıldır eğitim alan o gence teslim ediyor. Hem de o genç o padişahın saçını keserek onore oluyor. Ki burada en önemli nokta o. Yani sonuçta şöyle olsaydı eğer o insanlar şimdi beni birisi annemden feryat figan ...kopartacak annemden, babamdan. Ben bunu unutur muyum? Oraya geldiğim vakit o kinle hareket edebilirsin. Demek ki böyle bir şey yok. içselleştirmiş ki öyle bir yetiştirilme sistemi var ki... ...padişah kellesini emanet edebiliyor. O tabii, kadar tabii, benden tabii. diyor bu. Yani, yani bu benim evladım aslında manevi. Bu evet. şekilde. O bir baba-oğul, işte baba-kız ilişkisi olabilir. Aynen. Ee, eklemek istediğiniz bir şey mi var? Yok yani Enderun'da yetiştirilmiş özel isimler... Bu tarz vazifeleri yapıyorlar. Evet ben bu çocuğu Enderon'a aldığım zaman mutfağa da sokuyorum. Bulaşık yıkatıyorum, odun kırdırıyorum, afilersinde tuvalet temizletiyorum. Kademe kademe Enderon'un 7 sınıfında bu çocuk yükseldikçe dersin dışındaki ikinci hizmeti değişiyor. Ama hiçbir zaman bu çocuğu ayak işi yapayım diye almıyorum. O çocuğu sadrazamla hazırlıyorum. Sadrazamla hazırlarken bu ayak işlerini yaptırıyorum ki... İleride devletin başına gelince burnu büyük, kendini beğenmiş, toplumdan kopuk bir idareci olmasını istiyorum. Şimdi e, Burak Adanur Instagram'dan yazmış. Cansu Hanım devşirme olup yetiştirilen kişilerden hain çıkan var mıydı demiş. Hain çok ağır bir ifade. Hain demeyelim de basiretsiz kişi var mıydı? Vardı tabii ki. Basiretsizliğiyle devleti sıkıntıya sokan, mesela Osmanlı'da idam edilen sadrazamlar var bir süre. Fatih mesela, Rum, Mehmet Paşa idam edildi Fatih'in döneminde. Kaan döneminde işte Makbuli İbrahim Paşa idam edildi mesela. Böyle düşündüğümüzde akla bir sürü isim gelir. Ama bunlar hain değildiler. Basiretsizlikleriyle devlette bir fitneye sebep oldular. Bir takım sıkıntılara yol açtılar, bunun için idam edildiler. Böyle bir durum var. Yani hainlik, satılmışlık bunlar çok ağır ifadeler. Kolay kolay bir insan için bunu söyleyemeyiz. Peki bir izleyicimiz sormuş, o da gitti ama e, ekrandan gitti ama so toparlamaya çalışayım. Peki bu devşirilen, çocukla devşirilen aileler benim çocuğum oraya gitti diye gurur duyuyorlar mı diye yazmış izleyicimiz. Ben hemen şunu eklemek istiyorum. Bir de Osmanlı'da hani önemli zümrelerin çocuklarını enderuna sokma gayretleri var. Alınmıyor değil mi öyle herkes? Yani bu torpil de işleyen bir şey paşa değil yani. Bu çocuğu, bu bey çocuğu mümkün değil böyle bir şey yok. Ama şu var. Çok istiyorlar. Osmanlı Balkanlarda kritik makamdaki insanların çocuklarını bizzat alıyor, yetiştiriyor, kendine mal etmek için. E örnek vereyim. Aksaray'ı biliyorsunuz bizim İstanbul evet. Aksaray. Aksaray meydanında bir cami vardır. Muratpaşa Camii. Muratpaşa ve abisi Mesihpaşa. Bu iki kardeş kim biliyor musunuz? Fatih İstanbul'u aldığında son Doğu Roma İmparatoru 11. Konstantin Romanos Diogenes'in yeğenleridir. Palaiologos hanedanının e mensuplarıdırlar ki son imparatorun çocuğu yoktu erkek çocuğu. Eğer Fatih İstanbul'u almamış olsaydı bizim Mesih Paşa ile Murat Paşa Bizans imparatoru olacaklardı. Ah. Evet. Düşünün. Fatih'e bakın ya bu nasıl bir şey? Sen İstanbul'u alıyorsun. Paleologos Hanedanı'nın çocuklarını el atıyorsun. Onları okutuyorsun, yetiştiriyorsun. Bugün Murat Paşa ile Mesih Paşa ikisi de Aksaray'daki Cami Nev'usunda yatıyorlar. Bizans imparatoru olacak veliahtlar. Büyüklük bu. Büyüklük kafa kesmek değil. Büyüklük kapılara kilit vurmak değil. Büyüklük yasaklamak değil. Büyüklük kazandırmak, mal etmek, kendine benzetmek. E, bu arada İlhan Çabukol bizi izliyormuş. Kendisi çok sıkı takipçilerimizden bir tanesi. E, sevgili Ahmet Misbah Demircan'ın, Beyoğlu Belediye Başkanı'nın basın danışmanı... ...bir programda da Beyoğlu'nu konuşabilir misiniz demiş... Ee, öyle bir planımız da var İlhan Bey, inşallah diye. Beyoğlu'na bir girdik mi? 18. yüzyıl, 19. yüzyıl Levantenler falan, Allah Aa, neler neler. Harika bir program neler. olabilir, eski Beyoğlu. Onu da konuşabiliriz. Şimdi çok önemli bir husus kaldı. Lala Mustafa Paşa'da, Hasan el Harakani Hazretlerinin mezarının yerini dünyasında görüyor. Hadi Kars'a gidelim. Hadi gidelim. Mesela bazen böyle maya Kars'a böyle giden arkadaşlarım oluyor. Ya diyorum Sarıkamış'a kaya gittiğinizde uçak nereye iniyor? Kars'a iniyor diyorlar. E Harakan Hazretine uğruyor musunuz diyorum? Bazıları a o kim diyorlar. Bazıları da yo uğramıyoruz diyorlar. Dedim yapmayın böyle bir şey lütfen. Bakın burası Kars Kalesi. Bu fotoğrafı da ben 6 ay önce mi çektim? 8 ay önce mi bilmiyorum. Yani yeni daha çok eski değil bu. yani Mustafa Paşa. Yani 16. yüzyılda eski Kars şu gördüğünüz sırttı. Boydan boya. O güzelim Kars'tan geriye tabii bir şey kalmadı geriye. lele Mustafa Paşa 3. Murat döneminin İran seferlerinde çok özel bir adamdır. Ya bu benim Çıldır'da çekilmiş bir fotoğrafım var. Lale Mustafa Paşa'nın Safevi ordularını yendi. Çıldır'da. Onu bir getirebilir mi arkadaşlar bir görsek? Hah, geldi. Vallahi geldi. Geçen sene Çıldır'a gittim konferansa. Programa daha var. Dedilerse yemeğe götürün. Dedim yemeği memeğe bırakın. Önce beni şu Çıldır Ovası'na götürün. Ama tepeden bir görelim. Sağ olsun yetkililer beni bu tepeye çıkardılar. Şu ovayı görüyor musunuz? Dağların arasındaki yer. İşte Lela Mustafa Paşa bu gördüğünüz ovada e, şeyi yeniyor. Safevilerin o Tokmak vardır meşhur Tokmak Han. Onun ordularını yeniyor. Ve İran'a ile geçiyor. Yani İran'ın kuzeyini Azerbaycan'ı ve hatta Gürcistan'a ile geçiriyor. Lela Mustafa Paşa Gürcistan Fatihidir Osmanlı'nın. O dönemlerde çok başarılı olmuştur. İşte Kars'ta bulunduğu dönemde bir rüya görüyor. Hı hı. Rüyasında Hasan el-Harakani Hazretleri kabrinin yerini gösteriyor, beni et diyor. Hasan el-Harakani Hazretleri kim? Malazgirt Meydan Muharebesi'nden yıllar ve yıllar önce, yani 1015 döneminde Çağrı ile beraber Anadolu'ya ilk gelen bir birlik var. Yani Anadolu nasıl bir yer, biz burayı vatan edinebilir miyiz diye bir yoklamaya geliyorlar o grubun içinde var çok büyük bir zat. Çok eski yani. 1015. Ve o dönemde şehit düşüyor. Hristiyan Gürcüler tarafından burada öldürülüyor. Talebeleri e, geri gidecekler. Oraları vatanları değil daha. Talebeleri hemen orada saklı gizli bir yere defnediyorlar. <laughs> 1015'te kaybolan kabir. 1500'lü yılların sonlarına doğru Lele Mustafa Paşa tarafından burada bulunuyor. Hem de ertesi günü ulema binlerce insanın önünde <laughs> ...açılıyor ve kabir ortaya çıkıyor. Gerçekten çok enteresan. Bu bana neyi hatırlattı? Harakani Hazretleri'nin türbesinin fotoğrafı var mıydı? Varsa keşke onu da bir görsek. Bu bir şey diyordunuz. Bu Seni bir programda yine konuşmuştuk. Tam olarak kim olduğunu hatırlayamadım. Yine önemli şahıslardan bir tanesi. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Beni burada rahatsız ediyorlar diye. Ve sonrasında mescidin ebevinin etrafına çelikler konulmuş. Hatırladınız mı? Bahçede birileri çıkıyor itikafa girmiş gibi yaparak. Evet, evet, evet. Şey, o da rüyada bildirilmişti. Nurettin Zengi döneminde ha, olan hadise. evet. Nurettin Zengi'de rüyasında efendimizi görmüştü değil mi? Aynen. Nurettin Zengi döneminde olan bir hadisedir. Meşhurdur yani o hadise. Ve orada bizzat eee Nurettin Zengi kalkıp başkenti olan Şam'dan Medine'ye gidip tek tek Medine'lileri hediyeye boğuyor, Çadırına davet ediyor. En iki kişi kalıyor, gelmiyorlar. Onlar itikaftaymış. Ben onların yanına gideyim diyor. çadıra bir giriyor rüyadaki kişi. Çadırı bir yaratıyor, tüneli buluyor. Peki hala siz aradığınız bir görüntü vardı bulabilir yani mi? Yani acaba dedim ben Harakane Hazretlerinin camisinin şeye koymuş olabilirim dedim Sizin ama. Bizim elimizde bir tek bu varmış. Bu mu varmış? Bunları. Sağlık olsun. Peki, Lala Mehmet Paşa'yı konuşalım mı? Aynen. Siz o bir ifade kullanmışsınız kitapta. Krallara taç giydiren paşa, evet. kime taç giydirdi? o günkü Macar kralına taç giydiriyor Lale Mehmet Paşa. Çok özel bir durum. Açıkça Hı. konuşmak gerekirse. Şimdi Bu Lale, mu? Lale, Resmi ha, geldi mi? Heh. Lale Mehmet Paşa geldi. Evet bakın görmüş olduğumuz şey bu. Hadise bu. Lale Mehmet Paşa. Orada gördüğümüz gibi e, Lale Mehmet Paşa adı üzerine Lale. Yani bir Osmanlı şehzadesine hocalık. Bir nevi büyüklük, muallimlik yapmış bir kişi. Aynı zamanda bir komutan Balkanlar'da. Devir de, e, işin ilginç yanı 1. Ahmet dönemi. Yani kendisi 3. Murat döneminde ordu komutanı. Balkanlarda seferleri var. Tabi 3. Murat, 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmet, onun oğlu 1. Ahmet. Osmanlı hala güçlü. Ama karşı tarafta artık palazlanmış. Onlar da güçlüler. Bir onlar vuruyorlar, bir bizimkiler vuruyorlar. Böyle bir durum var. Bazı kaleler elimizden çıkıyor, tekrar geri alınıyor. 3 Murat Döneminde acı bir kuşatma var. Hadi Estergon Kalesine gidelim. Estergon Kalesini o gün Avrupalılar 80 bin kişilik büyük bir kuvvetle kuşatıyorlar. Kuşatmada o gün Budin Beylerbeyliği yapan Lale Mehmet Paşa da var ve Estergon Kalesi düşmek üzere. Bakın bu Estergon Kalesinin içinde bulunan, sonradan Avusturyalıların yaptığı dev katedral. Bir de Estergon kalesinden e, Tuna Nehri'nin görüldüğü bir fotoğrafa evet işte bu. Bir de bunu da görmek ha, lazım. Geldi. <laughs> bu da çok enteresandır. Bakın mesela. Bunu özellikle gösteriyorum. Bakın şu fotoğrafı ben çekerken surların dendanlarının üzerinden çektim. Yani kaleyle Tuna Nehri'nin ne kadar yakın olduğunu görelim. Kaleyi kuşatıyor adamlar. Hı. Kuşatma bir ay oluyor iki ay oluyor. Üçüncü ayına girecek. Yani nehirle, Tuna nehriyle kalenin bağlantısını kesmişler. Susuzluk hat safhada. E şimdi içeride asker var. Kadın var, çocuk var. Kaç bin kişi. Susuzluktan kıvranıyor millet. Hatta benim o kuşatmada çok hoşuma giden, hoşuma giden derken acı bir olay da beni derinden etkileyen bir ifade var. İfade İbrahim Peçevi'ye ait. Ay evet. Hatırladınız mı? Hatırlamadım yani çizmiştim onu. Hatta ben onu şöyle derim genelde. Lale Mehmet Paşa'nın Eyüp'teki kabrine gittiğin zaman bir grupla bu olayı anlatırken... ...şimdi Ramazan ayı yaza geliyor ya. Yaz Ramazan'ında oruç tutmak çok müşkil tabii. insanın böyle dili damağına yapışıyor o susuzluk. <laughs> 20 saat oruç tutuyorsun 22 saat bazen. O oruçlarda lütfen bunu hatırlayın diyorum. Ancak o zaman anlarız bu mevzuyu. Nedir bu mevzu? Şu. İbrahim Peçevi, Macar asıllı bir Osmanlı tarihçisi. Peçli İbrahim diyor ki, <laughs> kolu bacağı doğranmış yaralı gaziler susuzluğun verdiği harareti dindirmek için <laughs> bir insanın vücudundan kan aktı mı çok susarmış. Hatta tarihti bu konuşturdu <laughs> bir de biz bu konuyu işlemiştik. Kolu bacağı doğranmış yaralı Çağırmak gaziler. Çarmıh meselesinde değil mi? Buralardan kan akıyor. Ayrıca bu konuyu da işledik. <laughs> Savaş meydanlarında ölmek üzere olan askerler niye su su diye inlerler? Tamam hatırladım. O mevzu. Susuzluğun verdiği harareti dindirmek için suyu kesilmiş kuyuların serin mermerlerini yalıyorlardı diyor. Manzaraya bakar mısınız ya? Çok kötü. E ya. Ne yapsın, bayanamıyor. Kaleyi vireyle teslim ediyor Bu ]mış. ne demek? Vire şu demek. Bütün kale efradıyla ve silahlarımla çıkıyorum. Boş kale sizin olsun demek. O Çıkıyorlar. tarafa saldırmıyor da. Tabii anlaşma yapılmış. Çıkıyor teslim ediyor. Ve aradan 15 sene geçiyor. Artık <laughs> Estergon Fatih'i mi olacak? Evet. Bakın Estergon Kalesi burada. Mesela Ciğer denen kalesi burada. burada Şu tepedeki mesela Vişekrat Kalesi. Bunlar hep farklı kaleler. Osmanlı'ya ait. Bu Estergon denize, işte deniz diyorum. Tuna Nehri'ne sıfır mesela görüyoruz. Nihayetinde tamam. 15 sene geçiyor. 15 sene sonra Lale Mustafa Paşa artık 1. Ahmet padişah olmuş. 3. Murat, 3. Mehmet devri bitmiş. 1. Ahmet. 1. Ahmet döneminde divanda ağlıya ağlıya Lale Mehmet Paşa diyor ki bakın al Vişekrat'ı getirdi arkadaşlar. Bu da Vişekrat Kalesi. Hani az önceki minyatürde tepede bir kale vardı ya. Şu tepedeki kaledeyiz. İçindeyiz Şansı değil mi? siz benim Mayıs ayında bir Maceristan turum olacak. Mayıs'ın sonu. Gelin şu kaleden hepsine tırmanalım. İnşallah beraber. ya. Bu arada Şubat'ta Kudüs'e gidiyoruz. Onu da duyuralım değil mi? Kudüs'ü gezeceğiz, <laughs> videolar çekeceğiz, bir VTR'ler hazırlayacağız. Evet bir de bu arada sizin programınızda bir umre hediye edildi biliyorsunuz değil Aa, mi? Evet o çok önemli. Evet. Sabah şimdi bir es vermiş olan Bir parantez açalım. Sabah <laughs> buradan Terha Bey artık Uymaz muhtemelen ve umre yolcusu grubuyla birlikte umreye gidecek. Bana nasip olmadı bu sefer ama bir dahakine inşallah. Ve biz öteki günden programda Mekke Medine yaptığımız hı hı. vakitte herhalde... ...yine etiketimize yazan bir izleyiciye Umre hediye etmiştik. Onunla birlikte gidiyorsunuz İzmit'ten diyelim. İzmit'ten bir delikanlı 19 yaşında. Daha geçen ay 19 yaşına girdi. Yani kime, niyet kime... Yani Kadir Sormaz diye bir genç. Ben tanımıyorum kendisini hiç. Hep derler ya daha davet olmadan gidemezsin diye. Gerçekten çok doğru. Yani <laughs> bütün her şey tamam niyet de var ama olmuyor yani bir şey oluyor. O hashtag'e yazanların içine düşünün kaç bin kişi yazdı. Onların içinden kurradı bu 19 yaşındaki delikanlıya çıktı. Yani ne tur firmasındakiler tanıyor kendisini hiç kimse tanımıyor tamamen bu yani Allah'ın lütfu bu çocuğa. Ben de Kadir'i yarın sabah tanıyacağım. Havalimanında hmm. ilk kez göreceğim kendisini. Evet yani aslında böyle bir planlamamız yoktu bizim ama sizin tur şirketiniz tabii, tabii. bunu kendisi de bana o anda... Bana canlı yayında orada teklif ettiler. Yani biz bir kişiye Umre hediye etmek istiyoruz. Aslında ben belki de Umre'ye gitmeyecektim biliyor musunuz? Yani o programda bana gelen mesaj, benim mesajı size söylemem, sonra orada o hashtagle hadi bir kişiye Umre verelim dememiz, o benim yarın sabah Umre'ye gitmeme sebep oldu. <laughs> Gerçekten Yani harika. sırf o genci Umre'ye götürmek için Umre'ye gidiyoruz yani Ne kadar güzel. Devam edelim. Nerede kalmıştık? Susuzluktan ölüyorlardı. Tamam. Kaleyi teslim ettiler. 15 sene geçti. 15 sene sonra bu kez Lale Mehmet Paşa Divan-ı Hümayun'da birinci camide sultanım diyor. Kendi elimle verdiğim kalayı kendi elimle almak dilerim. İzin çıkıyor. Ordusuyla gidiyor. Estergon'u kuşatıyor ve şaktıyı alıyor ve geliyor. Bir de bize Lale Mehmet Paşa'nın kabrini gösterirse arkadaşlar Eyüp'te. Bir de onun kabrini yerini bir tarif edelim. Kabrinin yeri Sokum Mehmet Paşa'nın türbesinin ...hemen önünde. Evet bakın burası işte. <laughs> Sokul Mehmet Paşa'nın... ...Eyüp Sultan Camii'nin az ilerisinde türbesi var. <laughs> Böyle küçük bir kapı var. Kapıdan içeriye girer girmez bir koridor. Sağda sokulun türbesi geliyor. Türbenin hemen önünde... ...bakın şu gördüğümüz... ...medresesinin ana dershane binası geliyor. Sokulu'nun medresesinin... ...ana dershane binasının hemen önünde gördüğümüz... ...bu kabir... ...işte krallara taç giydiren lala. Niye krallara taç giydiriyor onu da anlatırız. Hı. Şu... <laughs> Ha, çok güzel. Bakın burada daha iyi anlıyoruz. <laughs> Sol tarafta türbe. sokulun türbesi. Sağ tarafta medresenin ana dershane binası. Bu da hemen kenardaki Lale Mehmet Paşa'nın kabrini görüyoruz. Pekala. Şimdi devam edeceğiz ama ben Lale Mehmet Paşa'nın e, kabrini gördük ama ölümünü de konuşalım. E, hayatını yani vefatı biraz Kanuni Sultan Süleyman'a da benzetiyor. <laughs> evet. Ne gibi benzerlikler vardı? Çadırda ölüyor. İstanbul'un göbeğinde çadırda ölen bir adamdan bahsediyoruz. Yani <laughs> son derece ilginç bir hadise. Özür dilerim. Kanuni Sultan Süleyman'ın Ziget vardı çadırında ölmüştü. Birinci Ahmet Divan toplantısında bir karar alıyor. Deniliyor ki İran seferine çıkaralım. Çok başarılar yani Mehmet Paşa. Batıda büyük başarılar elde etmiş. <laughs> Estergonu almış. Estergonu alınca deniliyor ki bu Kahraman Paşa'yı bir de Doğu'ya gönderelim. Aynı başarıları bir de orada göstersin deniliyor. Bunun üzerine Lele Mehmet Paşa <laughs> Doğu'ya sevk ediliyor. O da diyor ki, Sultan, bana izin verin, şu batıyı bir çözeyim, öyle gideyim. Yani <laughs> taraftar değildi Doğu'ya ilk başta. Fakat nihayetinde karar çıkmış. Emir bu. İstanbul'a geliyor, hazırlık yapıyor. Ee, otak, Üsküdar'a kuruluyor ota Yani biz olsak ne derdik mesela? Ben kendi adıma <laughs> Ordu kalkan'a kadar evimde yatıp kalkayım. Hayır. Orduyla çadırda orada kalacaksın. Üsküdar'da çadırında ölüyor. Çok enteresan. Böyle bir durum söz konusu. Sizin çayınız bitti mi? Yani sıcak bir şey ballı olabilir? Ballı ve limonlu bir çay olabilir bu aslında. Benim de telefonumun bir... şarjı bitti. Rejiyle irtibatım canlı yayından. <laughs> o yüzden bir de klimaları kapatsın arkadaşlarımız. Biraz serin oldu. Ama sizi hastalandırmayalım. Vazifeye gidiyorsunuz. 12 gün Umre'de. Orada dirilir geliriz inşallah. İnşallah. Benim bu hafta ve geçen hafta çok yoğun konferans programım vardı arka arkaya. Çok yoğun kalabalıklar. Tabii çok konuşunca biraz sesler zayıfladı. Gelelim Mahfiruz, Hatice, Sultan'a. Şu an zaten Kösem Sultan'la birlikte çok popülerler. <laughs> Haremde birbirleriyle <laughs> rekabet içindeler. Bununla meşguller ama aslında öyle değil. Size kitapta diyorsunuz ki hiç kimse Mahfiruz Hatice Sultan'ın... yerinde olmak istemez. Ben aynı benzeri yine Hürrem benzerliği Hürrem Sultan'da da görüyorum. Çünkü onun da ömrü eşinin ki o büyük bir aşkla bağlandı. Eşi Kanuni Sultan Süleyman'ın yolunu gözlemekle bekliyordu ve arkasında güçlü bir figür olarak çünkü eş gittiği zaman valide, valideye emanetti saray onu desteklemekle geçti. Niçin talihsizdi? 1. Ahmet dönemine giriş yapmış olduk zaten. Mahfiruz, Hatice Sultan ve Kösem Sultan'ı konuşalım. Bu talihsizlik meselesinden başlayalım. Tabii. Ee, öncelikle siz de hani dizi atıfta, atıfta, bulunduğunuz için ben de kısacık bahsetmek istiyorum. Benim çok dizilecek vaktim olmuyor. <laughs> İlk bölüme birazcık baktım. Ee, ve 10 tane tweet yazdım. Bunları Facebook'a da yapıştırdım. Bunları tek tek de konuşalım Tabii, isteyeceğim. Tabii. Bir ara ben. konuşmak lazım. ya yani Türkiye'deki her yedi kişiden biri o mesajları okumuş. Şaşırdım yani. Demek ki insanlar merak ediyor. Bir de ciddiye alıyorlar demek ki dizileri. Onun için demek ki dizilerde tarihi şahsiyetler birebir işleniyorsa... ...demek ki birebir üzerine durmak gerekiyor. Doğrusunu işlemek icap ediyor. Ortaya bu çıkıyor açık konuşmak gerekirse. Yani mesela orada yazdım dekolteli elbiseyle gezen babaannesi olanlar parmak kaldırsın yazdım. Yani yaşlı başlı kadın o kıyafetle gezer mi ya? Hiç, Türkiye'de Hiç mi haremde öyle yani süslenip püslenip ya da yani güzel kıyafetleri ki, var vardır? Minyat... Kendi aralarında böyle harem ağlarının yanında değil de belki. Levli'nin minyatürlerini elbette görüyoruz. Yani o tarz kıyafetlerle gezenler ama bahsettiğimiz kişi Safiye Sultan. Yani yaşlı bir kadın sen babaannesin artık yani. Babaanne haliyle o kıyafetle tabii ki gezmiyorlardı. Böyle bir şey yoktu. Sonra mesela Osman Gazi'nin rüyasını biliyorsunuz, meşhurdur. Nedir o? Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu bir odada tazimle, saygıyla altı saat bekler, sabaha doğru uyuklar, göğsünden bir çınar ağacı çıkar. Bu doğru olan. E bakıyorsunuz, Avrupa'dan bir tane tablo geliyor, açık bir bayan. Bizim birinci Ahmet, çok özür dilerim, ağzının suyunu akıtarak tablodaki kızı seyrede seyrede uyuyor, rüyasında göğsünden çınar çıkıyor. Olur mu? Bu aslında bizim değerlerimize hakaret. Yani Kur'an karşısında bekleyen Osman Gazi'nin rüyasını al, Avrupa'dan gelen bir kızın tablosuna bakarak uyuyup <laughs> göğsünden çınar çıkar. Bu doğru şeyler değil bunlar. Bunlar bizim değerlerimizle alay etmek gibi. Bence tabii herhalde cehaletlerinden, bilmediklerinden bunu yapıyorlar. <laughs> Bence düzeltmeliler. Bu doğru bir şey değil. Yani, herhalde. şimdi ben şuna her zaman altında çizmek, vurgulamak da lazım. Ne olursa olsun bir emek var. Emeğe saygı duymak lazım. Çünkü biz bir programa ki hani her işin kendine göre zorlukları var. Uyumuyoruz yani bir haftada bazen ...beş saat uyumadığımız oluyor. Orada da insanlar gece gündüz sette çalışıyorlar. Kesinlikle, ama katılıyor. burada vurgulamaya çalıştığımız hiçbir şey karalamak ve işte aa bu kötüdür demek değil. Bazı bir takım yanlışları düzeltmek çünkü bu sadece bizim ülkemizde sınırlı değil. Araştırıp okuyabiliriz ama dışarıya da bir takım malzemeler verir, kendi tarihimizi yanlış aksettiririz, yanlış anlatırız. Bu da uzun vadede yine bize dönecektir, torunlarımıza dönecektir diye bu vurguyu yapıyoruz. Tabii, tabii, Bunun altını tabii. çizmek lazım. Çünkü Aynen gerçekten yine. ne kişisel olarak, yani sonuçta bir dizi bu. Emek var, para harcanıyor. Ee, inanılmaz bir prodüksiyon bu arada. Ben hani o açıdan da tebrik ederim. Ee, bunu da vurgulamak Aynen, ve belirtmek gerekiyor. Yani kimseye karalamak manası tabii, değil, tabii. tarihteki... ...bu gösterilen şeylerin tarihteki karşılığı... ...gerçekten bu mu değil mi bunu konuşuyoruz burada. tabii Yani Hürrem Sultan'ı Hürrem Cadısı yaptık. Öyle ama ben Türkiye'de bakın her gün bir memlekette geziyorum. Çok da iyi nabızı yokluyorum. Hı hı. İnsanlar onu artık bedduayla anıyorlar Hürrem Sultan'ı. Yani bu e, Mahfiruz Kadını da böyle yapmayalım yani. Safiye Sultan'ı da böyle yapmayalım. Çünkü böyle insanlar değişti. Bakın Mahfiruz Hatice Sultan. Kitaba da koydum resimlerini. Eyüp Sultan'ın dibinde yatıyor bu kadın ya. Eyüp Sultan'ın dibinde. Ve dindar bir kadın. Genç Osman'ın annesi. Birinci Ahmet'in ilk eşi. Ve bu kadın kim biliyor musunuz? Hanedandan gelme. Nasıl bir hanedan? Kafkas hanedanlığından gelme. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın e, birinci eşi Mahidevran Gülbahar Hatun gibi o da bir Kafkas hanedanlığı devşirmesi. Yani köle hukukuyla evlenilmemiş kendisiyle. Ve bizzat Birinci Ahmet'le evlendiriliyor. Dindar bir kadın. Çok seviyor. Evet, türbesini görüyoruz. Bakın, bu ne yazık ki bu sandukayı bugün bizim insanlarımız göremezler. Niye? Neden? Kitli bir hazirede. Eyüp Sultan'ın Hı -hı. türbesini biliyoruz. Şimdi türbeye girmeyelim. Camiye dıştan girdik. Ortada bir şadırvan var. Caminin iç avlusu değil, dış avlusu. Dış avlusu, hani abdest alınan bir şadırvan var ya. Abdest alınan şadırvana sırtınız verip piyarloteye doğru baktığınızda, ya da şöyle düşün, Eyüp Sultan'ın türbesine girdik çıktık, çıktığımız bir kapı vardır. Girdiğimizde iç avludan gireriz, çıktığımızda dış avludan çıkarız değil mi? Tam o çıktığımız yerde, yerde sağ kolumuzun baktığı yerde bir hazire vardır. İşte yine kitapta geçen Ethem Paşa orada yatar. İşte o kapısı kilitli olan, içeriye girmenin yasak olduğu hazirede hem Ali Kuşçu yatıyor hem de Mahfiruz Hatice Sultan daha kimler kimler yatıyor. Çok orijinal bir sanduka bakın. Kur'an ayetleri etrafını çeviriyor. Bu üniktir yani. Öyle sıradan, yaygın herkese yapılan türbelerden değildir. Ve benim mutlu olduğum nokta <laughs> bu kadın oğlunun Yeniçeriler tarafından halini görmeden ölmüş. Peki oraya gelelim. Genç Osman'da konuşalım. Genç Osman'ın işte katline şahit oldu mu diye? Olmadı. olmadı. Ee, ama mesela baktığımızda burada peş peşe sorular da geliyor insanın aklına. Mahfiruz Sultan 15 yıl eşi birinci Ahmet'le aynı yerde kalabilmiş. O dönem Kösem Sultan'la ilişkisi nasıl birinci Ahmet'in? Yani ben o dengeyi merak ediyorum. İşte hani şöyle bir aşk üçgeni derler ya modern tabirle Kösem Sultan, Mahfiruz Hatice Sultan karşılarında birinci Ahmet. Buyurun bakalım. İstanbul Boğazı'nda İstinye'de bir yalı var. Deli Fuat Paşa'nın. Hatıralarına baktığımızda ne diyorlar biliyor musunuz? Diyor ki bizim diyor üç annemiz vardı. Çocukluğumuz boyunca hangisi gerçek annemiz biz ayırt edemezdik. Yani şimdi biz bunu 21. yüzyıldan anlayamayız. Bugün zor bunu anlamak. Ama eskiden yani zaruri durumlarda birden fazla eş edinen ailelerde çocuklar var. Çocuklar belli bir yaşa gelene kadar tam seçemiyor. O mu benim gerçek annem öbürü mü annem diye. Çünkü Ama hiç, ne kadar mükemmel bir yani şey. Yani hiç saygı, hissettirmemiş. Hiç hissettirmiyorlar ve e, hem onlar şefkatte bir ayrım yapmıyorlar, çocuklar da o anneye saygıda ayrım yapmıyorlar. İkisini de bir tutuyorlar. Böyle bir sistem var yani. Baktığımız zaman Mahfiruz Hatice Sultan bir ricamedin ilk eşi. Sonra Kösem Sultan ikinci eşi olarak evleniyor ve birinci eşten Genç Osman, tabi yaşı büyük, veliaht şehzade olduğu için ...birinci Ahmet'in getirdiği Ekber Erşet Kağan'ına göre genç Osman başa geçiyor. Ve hmm. anne o kadar dindar bir kadın, Eyüp Sultan o kadar bağlı bir kadın. Diyor ki ben öldüğüm zaman Eyüp'e beni defnedin diyor. Mesela kocası kendisinden evvel vefat etmiş birinci Ahmet aslında. Beni birinci Ahmet'in yanına, Sultan Ahmet Camii'nin yanındaki türbeye defnedin diyebilirdi. Hayır orayı istemiyor bu kadın. O <laughs> kocasından sonra, bakın birinci Ahmet'in minyatürü geldi. Topkapı Sarayı ya el yazmalarından, bu da çok kıymetli bir minyatür. Orada istemiyor. O Eyüp Sultan'ın yanına istiyor. Eyüp'e ne kadar düşkün olduğunu bir de nereden anlıyoruz? Onun cüzhanesinden. Evet biraz önce konuştuk. Cüzhanenin fotoğrafını da görelim. Yaptırıyor. Evet. Cüzhane neresi biliyor musunuz? Şimdi bakın Eyüp Sultan'ın türbesi. Biz şu kapıdan giriyoruz ya içeriye ayakkabılarımızı çıkarıp. Buradan giriyoruz. Evet. Türbeyi içeride görüp ziyaret edip bir koridordan geçiyoruz. O koridorda yürüyoruz yürüyoruz. O koridorda yürürken sağımızda minik bir kapı geliyor. Bir dakika özür dilerim. Koridorda yürürken solumuzda. Solumuzda bir kapı geliyor. O kapıdan içeriye bakın bu odayı görürsünüz. Bu oda zaten koridoru yaptıran birinci Ahmet. Şey tam böyle ana avludan girdik Eyüp Sultan'ın türbesinin Bak, yerine. Bu türbenin içine girdik işte. Bak, tamam. Şu kapıdan girdik. Hı -hı. Buradan içeriye girdiğimizde içeride dua ettiğimiz Fatih döneminin sekizgen türbesi duruyor Çin'i kaplar. Evet. Ondan sonra oradan devam ederek çıkıyoruz ya artık. Tam o koridor daracık koridordan çıkarken soldaki minik kapıdan Kapıdan bu oda gözüküyor. Hatta Semizeli Paşa'nın kabri de şu pencerenin arkası hemen. Yani bütün ekip burada yani. Ben bu kitabı hazırlarken bütün orada yan yana yan yana yatanlar... ...yani bununla gitsinler, tek Esterim. tek tek dolaşsınlar. Yani o yönüyle çok kıymetli. Yani ben şunu istiyorum. Bugün 30 izleyicimize de hediye edeceğiz etikete yazanlara. Evet, yani insanlarımız bilerek gelsinler, buraları görsünler. O az önceki türbenin kapısını bir daha görebilir miyiz? Normalde birinci Ahmet'e kadar... Eyüp Sultan'ın türbesi açıkta duruyor. Yani o sekizgen Fatih'in yaptığı türbe açıkta duruyor. Tabii şimdi türbe açıkta duruyor. İnsanlar buraya geliyor toplu halde yanaşıp dua ediyor. Şimdi kalabalık izdiham. Girmek, dert çıkmak da der. hani Kabe'nin etrafı gibi. Birinci Ahmet düşünüyor. Bu ziyaretleri bir kolaylaştıralım diyor. Ben diyor bu türbenin önüne bir duvar çekeyim diyor. Çektiği duvar şu duvar aslında. Bir buradan bir kapı yapayım bir de ileriden bir kapı yapayım diyor. Herkes buradan girsin oradan çıksın diyor. ...böylece türbenin etrafında birbirini çiğneme, itme, kakma olmasın. Şu an diyor. o yolu kullanıyoruz. 1. Ahmet'in. Hala. Ahmet 1600'lü yılların başında Birinci Ahmet yaptırdığı neyse aynısını kullanıyoruz. Peki şimdi çok önemli spotlar verdiniz. Ben de hiç bölmedim <laughs> konu bütünlüğü dağılmasın diye ama hepsini tek tek soracağım. Şimdi dediniz ki Ekber ve Erşet sistemini getirdi Birinci Ahmet ki bu husus çok çok önemli. çünkü kardeşi Mustafa'ya kıyamadı. Belki başka şeyler oldu orada. Ama burada biraz daha geriye gidip şunu sormakta fayda var. Kardeş katli meselesi ve 3. Selim diye yanılmıyorsam değil mi babasının ismi 1. Ahmet'in 3. Selim 1. Ahmet'in babası şey 3. 3. Mehmet. Mehmet. 3. Mehmet. 3. Mehmet 19 kardeşini gerçekten katletti mi? Evet. Çünkü bununla ilgili net bilgi yok. Ne yazık ki evet. Yani üçüncü 3. Mehmet'in bunu bu şekilde yapması Osmanlı sülalesi tarafından da hep reddedilmiş ve çirkinlikle anılmıştır. <laughs> Mesela örnek vereyim. Yine Osmanlı'nın kalbini bekleyenlerde geçen Mehmet Reşat. Eyüp'te yatan tek Osmanlı padişahıdır. Sultan Mehmet Reşat. Mehmet Reşat adet olduğu üzere Eyüp Sultan'ın huzurunda kılıç kuşanıyor. Hemen oradan İstanbul'a girilmez. <laughs> Eyüp'ten böyle Ayvansaray surları önünden, Eğri Kapı'nın önünden Edirne Kapı'ya çıkılır. Edirne Kapı'dan Fatih'in İstanbul'a girişi gibi dualarla girilir dedelerinin mezarlarını ziyaret ede 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 tahta otururlar. Mehmet Reşat da aynısını yapıyor. En son Ayasofya'nın önüne geliyor. Ayasofya Camii'nin önünde birinci İbrahim, 1. Mustafa, ikinci Selim, 3. Murat, 3. Mehmet orada. Beş tane padişah yatıyor. Ama hepsini, 3. Mehmet'e gitmiyor değil mi? Hepsini ziyaret ediyor. 3. Mehmet en kenardakidir. Tam ona geliyor, girmeyeceğim ona diyor. Ve devam ediyor. O 19 kardeş meselesinden dolayı tepki veriyor onu ziyaret etmiyor. Yani aslında Osmanlı padişahlarının da çok fazla içine sindirdiği ya da böyle benimseyerek, <laughs> isteyerek yaptıkları bir şey değil. Ne? Sadece devletin bekası için yapmak durumundalar. Evet. Peki şimdi Ekber Verşet ve sistemini sordum. Bununla ilgili başka ne dediniz? hem Valide Sultanlar. Genç Osman'a geçeceğim çünkü Valide Sultanlar ile ilgili birkaç soru var. İzleyicilerimizden de geldi. Birinci sorum şu. Niçin haremdeki kızlar ya da bu eşler yabancı, gayrimüslim. İkincisi hani Osmanlı'da gayrimüslim kız alınıyor ama peki kız verme var mıydı? Soru da ikinci soruda bu. İlk sorunun cevabı şu. Aslında ilk soru şu konuştuğumuz konuyla da çok alakalı. Mesela genç Osman. Bu Mahfiruz Hatice Sultan'ın oğlu. O orada şöyle bir şey oluyor. M bu geleneği yıkmaya çalışıyor. O Müftünün zaman... kızıyla evlenmek istiyor. Müftü de kim biliyor musunuz? Müftü de Mehmet Esed Efendi. O da Hoca Saadettin Efendi var ya meşhur. Taciz evet. Tevari'yi yazan. Hoca Saadettin de Yavuz'un danışmanı Hasan Can'ın oğludur. Hasan Can'ın torunu Hoca Saadettin'in oğlu olan Şeyhülislam Esed Efendi. Onun kabrinin fotoğrafı da var burada. En son. Hani bir mekan, üç zaman, üç cahıs diye bir bölüm Hı -hı. var ya. Ee, kitabın kaçıncı Ekrandaymış, sayfası? Ekrandaymış, aramıyorum. Ay, ya 41 kere maşallah reji ne yaptı bugün Biz, ya? yani birkaç ayında böyle... 5-10 saniye geç kaldık ki bugün hepimiz cezalıydık. Sabahtan beri ezberledik Ay, Tebrik ediyorum ya ben kitapta bulamadım. <laughs> Kitabın yazarıyım onlar şak diye böyle. Demek ki benden iyi çalışmışlar olaylar. Estağfurullah olur mu? Evet. Buyurun. Bakın Hoca Saadettin Efendi'nin kabri Eyüp'te burası. Hoca Saadettin'in arkada gördüğünüz kubbe Darül Hadise. Hayattayken Darül Hadis yaptırmış. Hadis okulu ölürken beni defledin demiş. Oğlu İbrahim Paşa ve diğer dört oğluyla, beş oğluyla beraber Hoca Saadettin burada yatıyor. Onların babaları Hasan Can, Bursa Yeşil Türbe'nin bahçesi, diğerleri burada. <laughs> i̇şte genç Osman'ın müftünün kızıyla evleniyor ya Mehmet Esed Efendi. İşte o da burada yatıyor. Hemen şu ayak ucuna yatanlardan biri Şeyhülislam. Esed Efendi, sultanım size bütün kızlarımız feda ama diyor. Yani geleneğe uygun değil diyor. Ama tabi dinlemiyor genç Osman. Ha diyeceksiniz neden... İstanbul'dan bir özgür kızla evlenmek köle hukukundan gelen bir kadınla evlenmek arasındaki fark nedir? Fark şudur. Şimdi mesela aramızda yeni evli çiftler vardır. Bir düşünmek lazım. Yeni evli bir çiftte eğer o çiftten bayan ya da erkek kendi ailelerine yakın oturuyorlarsa problemdir. Niye? E şimdi bunlar yeni evli. Kesin kavga edecekler. Kavga ettikleri zaman kafada şu olmaması lazım. İki soğuk gözde benim ben annemin annem, evine var. gidiyorum diyecek. Kapıyı çarpıp anamın evine gidiyorum der. Kesin denilir bu olur. Ama aileler Hanya'da Konya'daysa o kavgayı etsen de kapıyı çarpıp gitmezsin. Çarpsan da sokağa çıkarsın sonra tekrar geriye dönersin. Yani amacımız ne? O aileyi bir arada tutmak. Akşamleyin bir sıkıntı oldu. Canı sıkıldı. Yani oldu ağzından bir laf çıktı şeyin damadın yani padişahın hanımı gönül koydu. E bu hanım Şehir İslam'ın kızı. Ertesi günü hanım sohbetinde gelinler, görümcüler, akrabalar, yeğenler <laughs> Anlatı verecek. Bizim adam şöyle, bizim adam böyle. Genç Osman işte bakın arkanızda. Hmm, devlet Onun, sırları da gidebilir. Devlet sırları gider, gidebilir. Genç Osman mesela o günlerde... ...Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Ve bir plan düşünüyor. Ben diyor... Hacca gideyim diyor. Hiçbir padişah gitmedi ama ben gideyim. Hacca gideyim, dönüşte kapı ...askerlerinin karşısına... ...Anadolu sipahilerini toplayıp... ...geleyim diyor. E, ertesi günü... ...hanım toplantısında... Muhabbetinde karısı bizim adamın böyle bir düşüncesi var hadi diye. O hanımların da kocaları var. Akşam gidince onlar da kocalarını Aynen, alacaklar mı? korkulan onu. başına geldi. Ve tabi boğduruldu. Yani bir kadın kendi kocasını boğdurmuş oldu. Cem Sultan'ın şimdi genç Osman'ın ölümü bu şekilde. Hacca gideyim diye niyetlendi. Burada yine önemli bir soru çıktı. Ee, Osmanlı padişahlarının hiçbirisi değil mi? E evet. işte ikinci Abdülhamit var. O da bir saldırı olacağı için geri dönüyor. Umre yapıyor. Hac yapamıyor. Hiçbir zaman vazifede olan hiçbir Osmanlı padişahı hacca gitmedi. Hiçbiriz. Neden bir Sultan gidemiyorlar? Sorun bu. Padişahlık sonrası buyurun. gitti. Cem Sultan da şehzadeydi. Mısır'a sığınmıştı. O zaman bir haç yapıyor. <laughs> Neden? Hı. O günlerde Aa çok güzel. Mescid-i Nebevi. Bu Mescid-i Nebevi. Bu da Mescid-i Haram. Yani Kabe. Kabe ve Medine. Yarın akşam bu saatlerde ben burada olacağım inşallah. Talha Bey, şimdi şu giden var, gidemeyen önünde. var. Ne olur yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel oldu. İnşallah. E, hayırlı Ben günün, şöyle diyeyim. Dönünün. Bu üç saatlik yayın boyunca bizi takip eden kim varsa diyerek... genel'e bir dua edeyim ben. Yarın akşam şu yeşil kubbenin hemen önünde. İnşallah. i̇nşallah bütün izleyen izlemeyen ümmet Muhammed'e dua edin siz. Evet. Allah inşallah hayırlı dualarını kabul etsin. Hayırsızları da hayra tebdil etsin. Amin. Hayırlı olmaları mümkün değilse... ...gönüllerine buz versin diyelim. Evet, evet. Buyurun. en güzel eskilerin yaptığı dua. Ee, ne anlatıyorduk? Şeyi ne anlatıyorduk? <gülüyor> <gülüyor> Neden Osmanlı padişahları hacca gidemiyor? Bunu Eskiden hacca umreye atla devele gidiliyordu. E atla devele gidince de tabii otomatikman ne olacak? E, üç ay, dört ay gidiyorsunuz. Üç ay, dört ayda geliyorsunuz. geliyorsunuz. Bir de bir ay, iki ay orada kaldığınızı varsayın... Bir devlet başkanının bir yıla yakın yönetimden uzak kalması düşünülemezdi. Hasrettiler, gidemediler. Gidemedikleri için de ne yaptılar? Yani oralara bir şeyleri yadigar ediyorlardı. Ama mesela ben bunu anlattığım zaman hemen diyorlar ki ama orduyla sefere gidiyorlardı. Sorunun cevabı sorunun içinde saklı. Sefer orduyla gidiyordu. Orduyla her yere gidebilirsiniz. Ama orduyu bırakıp ayrılırsanız fitne çıkar, arkanızdan darbe olur, kazan kaldırırlar. Onun için Olmaz. E, orduyla gitsin. Tamam olur. Evet, 200 o bin anladım. kişiyle hacca gidilir mi? E, 200 bin de değil, 3 bin, 5 binle gitsin. Tamam 5 binle hacca gideyim. İran Şahı Tahmas önümüzü kessin, bizi esir etsin. Sonra ayıklı pirincin taşını. Yani <laughs> böyle bir mevzu söz konusu. Mesela hanımlarını gönderiyorlar, kendileri gidemiyorlar padişahlar. Böyle bir durum da var. Ama şunu da söyleyelim. Hanımlar dünyasını iyi anlamak için Eyüp'te yatan bayanlara da şöyle bir göz atmak lazım. Mesela bu kitapta geçiyor. Saliha Sultan. Hmm. Salih Sultan. Kabri nerede biliyor musunuz? Eyüp Sultan'ın türbesinden çıkıyoruz ya tam. Tam türbenin kapısında çıktığınız ayakkabılarınızı giyiyorsunuz ya. Ayakkabıyı giyerken kafanızı sağa çevirin Salih Sultan. Üçüncü Ahmed'in kızı bir barok lahit var, türbe lahiti. Tam kapıda kafanızı <laughs> sağa çevirince nerede var ki? Mezarlık var, var ya. Eyüp Sultan'ın türbesinin kapısından çıkar çıkmaz bakın. Eyüp Sultan'ın türbesi nerede? Ha, türbe kapısı Tamam sırası. tamam tamam tamam. Çıkar tamam. çıkmaz kapıdan. Önünüze bir mezarlık geliyor sağda. Ve hemen önde yatıyor. Üçüncü Ahmet'in kızı tabi Lale Devre. Barok mimari çok meşhur moda. Barok bir lahit var. Hatta ben buralarda araştırma yaparken cami görevlileri de bana sordu. Ya hocam bu türbe çok süslü ya dedi. İslami olabilir mi dedi. Çok ben. fazla soru geldi bununla ilgili. İşte Osmanlı'da bu mezar taşları, <laughs> ihtişamları ve o dönem çok modaydı diyorsunuz. Peki İslamiyet buna nasıl bakıyor? Sizin buraya işlediğiniz şekil, sembol. Eğer İslam'a bakıyorsa caiz. Şimdi burada tabii ki suret yok. İslamiyet'te namaz kılınan yere suret yapılmıyor. Evet. Bir kabir, ahiret hayatına bağlayan bir yer. Buralara da böyle suretler, bir takım hayvan figürleri falan işlenmiyor. E burada ne var? Bakın lehetin kenarına. Tabak tabak meyve var. İncir var, üzüm var. İşte ne bileyim hurma var. Cennet meyveleri var yani. Cennet meyveleri. Yani amaç ne burada? <laughs> amaç ee, ya Rabbi biz bu annemizin kabrini cennet meyveleriyle süsledik. Ha, çok güzel bakın. Ekrana geldi şu an onlar. Aa, bu <laughs> neydi? Bunlar. Saliha Sultan'ın kabrinin yan aynaları bunlar. Görüyor musunuz? Şimdi bir soru var. İzleyicimiz kabirle alakalı değil ama. Şimdi hemen tamamlayayım. Bu cennet meyveleri mezar taşına işleniyor. Ya Rabbi biz bu annemizin mezar taşını cennet meyveleriyle süsledik. Sen kabrinde asıllarıyla nimetlendir diyorlar bir dua aslında. Onun için işleniyor. Dua niyetine geçiyor evet. bu. Bir izleyicimiz sormuş. Biraz bağımsız ama Padişah'ın annelerini sorduk ya ee, Instagram'dan yazmış. Talha Bey'e sorar mısınız? Padişahlarımızın anneleri içinde gayrimüslim oldukları devirde saraya gelmeden önceki hayatlarını yaşadıkları ülkelere veya şehirlere cami veya dini eğitim amaçlı yapılar yaptırmışlar mıdır? Yaptırdık. Birkaç tane örnek verin isterseniz. Yaptırdıklarını biliyoruz. Osmanlı'da Padişahların hanımları kendi memleketlerinden kopmadıkları için yani özgür hukukla gelenler. Ya mesela Fatih'in hanımı Gülbahar Hatun Tokatlıdır. Bugün Tokat'ın göbeğindeki tokatları Meydan Camii dediği Gülbahar Hatun Camii Fatih Hanıma Kendi memleketi Candar Bey'in kızı çünkü yaptırmıştır mesela. Baktığınız zaman bunları görüyoruz. İşte Sokul'dan örnek verdik. Hanımların bir kısmı köle kadın hukukuyla geliyor. O memleketlere yaptıramıyor. Mesela Bafo. Kim? Safiye Sultan. E geldiği yer İtalya. Osmanlı toprağı değil ki. Olmadığı için oraya bir cami yaptırması mümkün değil. Ama aynı Safiye Sultan nereye cami yaptırıyor? Kahire'ye yaptırıyor. Bugün Kahire'nin göbeğinde yine kendi temellerini attırdı. İstanbul Eminönü yeni caminin aynısından yaptırmıştır Mısır'a. Şimdi etiketimize kalbimin beklediği etiketine çok fazla soru geliyor ve kitap soruyorlar. Kitaptan 30 tane hediye edeceğiz. Belki kaçırmış olan izleyicilerimiz vardır bu gece. Kalbimin beklediği etiketine yazanları biz yeni bir kitap çıkarıyoruz. Onun duyurusunu yaptık. Beşir Ağa'ya geçelim. Çünkü Eyüp Sultan e, türbesi civarında 20 civarında zenci ağa yatmaksa ve bunlardan bir tanesi de evet. Beşir Ağa. Beşir Ağa'yı anlatabilir misiniz? Afrika'dan devşirilme. Derisi siyah bir zenci. Ama beyazlar bile ona hayran. Onun yerinde olmak istiyorlar. Şimdi manzara ortada. Bakın bu 3. Ahmet'in çocuklarının sünnet töreni. Sünnet galiba. Evet şu mi? gördüğünüz Babus Sade. Enderun avlusundan Babus Sade'ye doğru bakıyoruz. Babus Sade'den içeriye girince bir arz odası gelir. Bakın arz odası gözüküyor. Ve Babus Sade'den çocuklar 3 tane, 2-2-2-6 işte iki, 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 tane akka, çocukların kollarına girmiş. Onları... Gülhane'ye bakan, taraftaki sünnet odasına götürüyorlar. Sünnet olacaklar, yorgan yatak yatacaklar. Kıyafetler de farklı ağlar evet, arasında. aynen. Bunlar ak ağlar. Ama hepsinin önünde yürüyen bir kara ağ var, Zenci Paşa. Neden? Çünkü o en kıdemlisi. Kara ağların başı. Ak ağlardan keşke Zenci dünyaya gelip de kara ağ olsaymışım diyenler bile varmış. Çünkü Topkapı Sarayı'nda en kıdemli, en rütbeli olan kişi baş kara ağdır. Beşirovalı Devrin en önemli gelişmelerinden bir tanesi matbaanın getirilmesiyle ilgili de bir hizmet var galiba. Aynen mi? öyle. Hani şimdi köprü yapılıyor ya evet. şeye. Hani bu Yalova'ya geçmede şu an biz feribotla geçiyoruz Eski Hisar'dan. Hı -hı. Şimdi inşallah kısa bir süre sonra feribotla geçmek yerine hemen köprüden geçeceğiz. Köprünün Yalova tarafındaki ayağı hersek. Hersek'te ona ait bir arazi var. Bu bizim İbrahim Müteferrika Lale Devri'nde bu kağıt fabrikası kurarken yani matbaayı kuruyor ya <laughs> o bölgeye bir kağıt fabrikası da kuruyor. Kurarken Beşiraya haber salıyorlar. Senin orada bir arazin çiftliğin varmış. Bizim bu matbaa için, kağıt fabrikamız için çok ehven bir yer. Burayı bize verir misin diye ve Beşir Ağa kendi arazisini onlara vakfediyor, veriyor biliyor musunuz? Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Yeni bir başlığa girmek istemiyorum. Kitapta çok 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 daha fazlası var. Bir kere daha göstermek isterim. Bu gece 30 izleyicim izleyicilerimiz arasında 30 kişi... ...Kalbimin Beklediği etiketi yazan izleyicilerimiz arasında 30 kişi hediye edeceğiz. Bu gerçekten çok değerli kitabı. İçerisinde çok fazla başlık var. Zaten izleyicilerimizin de birçoğu temin etti. E biz de hediye ettik. Ben de zaten benden rica ettikleri vakit kendi kütüphanemden de yolluyorum. Şimdi e, sorular geliyor Kalbimin Beklediği etiketine. Kısa kısa sorayım mı bir? 5 dakikan falan var. Mesela Pargalı İbrahim devşirme miydi? İbrahim Paşa bir yönüyle devşirme bir yönüyle değil. İbrahim Paşa ile Kanuni Sultan Süleyman benim memleketimde tanışıyorlar. Yani Manisa'da. Şehzade Süleyman Manisa'da sancak beyliği yapıyor. O gün kendi sancak beyliği dönemindeki mahiyetiyle beraber Manisa sokaklarında gezerken bir bahçeli ev. Bahçeli evin içinden bir kemençe sesi duyuyor. O önceki dizide olduğu gibi keman falan değil keman daha icat edilmemişti o yüzyılda. Kemençe. Ama kemençe deyince aklımıza bizim Karadeniz'de çalınan kemençe gelmesin. Kastettiğim kemençe klasik kemençe. Hmm. Klasik kemençe de keman gibidir. Ya biz kendi örf ve adetlerimize utanıyor muyuz ya? Ben anlamıyorum. Yani kemençeyi dizde göstermek ayıp mı ki? Gidip Avrupa'nın kemanına özenip onu gösteriyoruz. Bu da beni üzüyor açıkçası. Velhasıl duyunca bu sesi bayılıyor tabii. Ciddi bir sanat icra ediliyor. Bahçe kapısı çalınıyor. Kapı açılıyor, giriyor. Aa içeride yaşlı bir kadın, bir de ufacık çocuk. O yaşlı kadın, varlıklı kadın bu çocuğu köle olarak satın almış. Çocuk da parga. Yani Adriyatik Denizi kıyısındaki bir köyden devşirilmiş. Getirilmiş. Bu kadın onu evlat edilmiş. Ve o çocuk haliyle daha yani بلو çağı çocuğu klasik kemençe çalıyor ama öttürüyor yani o kadar kaliteli. Kanun da sanata, musikiye meraklı. apa buluyorlar. Sık sık geliyor. Onu da çağırıyor. Kendi Manisa Şehzade Sarayı'na. Ve bir süre sonra bu zeki genci Enderun'a gönderiyor. Enderun da okutturuyor kanuni. Enderun'a mezun olur olmaz da direkt sadrazam yapıyor. Peki. Osman Tarih'e tektir. Enderun'u bitirir bitirmez sadrazam olunmaz. Önce biraz daha pişersin. O direkt sadrazam yapılıyor. Ha diyeceksiniz hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. Müthiş bir adamdı. Bir soru daha geldi. Kalbimin beklediği etiketine cellatlar mezarlığı. Eyüp Sultan'da mı? Osmanlı'da her şey bir ritüel. Mesela ecel şerbet diye bir şey vardır ya bizde. O bile gerçektir biliyor musun? Bir ritüeldir o yani. Ecel şerbeti, cellatlar. Eyüp'te yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Önce ne geliyor? İşte Kaşgari Tekkesi geliyor. Biraz daha tırmanıyoruz. Pialoti kahvesi geliyor. Biraz daha tırmanıyoruz kar yağdı tekkesi geliyor. Kar yağdı tekkesinden de biraz daha yukarıya tırmandığımız zaman Celat Mezarlığı geliyordu. Ha bugün hala orada ben de tespitlerime göre bir 6-7 tane Celat Mezarı var. Üzerlerine hiç yazı yok. Kaba küfeki taşından yapılmış taşlar orada duruyor. Neden böyleydi? İsim yazdırtmıyorlardı. Çünkü oradan gelip geçenler ismen bize beddua etmesin diye. Ah bunlar var ya bunlar işte. Kaç can aldılar kim bilir. Boyuları devrilsin diye bir teyzenin birini geçirken dese tamam yani. İstemem beddua almama için. Ya da işte öbür tarafta iki yakaları bir araya gelmesin. Biri diyebilir yani. İsim yazdırmıyorlar ama işin üzücü yanı ne biliyor musunuz? Son yıllarda kaçak definler biliyorsun mezarlık mafyası diye bir şey var yani. Hmm. Ve son yıllardaki kaçak definlerle beraber mezarlık mafyası cellat mezarlığına mahvetti. Orada bir şey bırakmadı. Kitabın zaten son hikayesi Hançerli'ne ait. Aa o çok biz onu açıklamıştık ama çalındı. Çok kısa böyle 30 sani, 30 <coughs> 30 saniyemiz falan var. O zaman Hançer Lahit'i bize getirsinler, Hemen getirsinler onunla bitirelim. Der, Alper. Ya bu Hançer Lahit benim hicranım. Yani biz bu olayı bizzat yaşayan kişiyim ben. Yani bu Edir, Eyüp Sultan'ın en gözde mezarlarından biriydi. Ve oraya her grupla gittiğimizde aman bu lahit bu lahit. İstanbul'daki birçok sanat tarihçimiz, hattatımız hançerli lahiti bilirler. 1622 tarihli bir kişiye ait. Yani 1622 vefatla. E 1622 ne demek? Genç Osmanlı dönemi demek. Mehmet Safi Efendi lahtin üstü çintemanilerle işlenmiş. Kumaş gibi. Üzerinde bir hançer motifi var. Başında mükemmel bir sarık var. Bir gün grup gezdiriyorum. Bir baktım abi ha, bizim hançer layit yok. Sadece boş kaide duruyor. Aklım çıktı. Nereye gitti? Grupla ararken ararken baktık. Layiti oraya duvarın kenarına saklayıp üzerine de otla doldurmuşlar. O zaman daha gitmemişti, değil mi? Evet. Bu geldi. Bu işte bizim bulduğumuz hali. Ben tabii ilk hali var mı arkadaşlar? İlk hali sarıklı hali. Ya ben resmen üçünde fotoğrafını çekmek bana nasip oldu. Sarıklı, pırıl adım pırıl. Adım adım, adım. çalınmasına ve oradan yok olmasına bakın, şahit oldum. fotoğrafların oldu. hepsini ben çektim ya. Ya Benim daha yaşım kaç. Çektiğim fotoğraflar tarih oldu resmen ya. Yani üzülüyorum. Şu sarığın güzelliğine bakın. Sarıktaki sorgucu görüyor musunuz? Toka. Tüylü toka konulmuş. Ne kadar güzel. Onu da konuşacağız bir şey. kitapta. Evet. Osmanlı şifrelerinde. Osmanlı şifrelerinde var. O, o tüy ne anlama geliyor. <laughs> o tüy ne anlama geliyor. Sonra bu vaziyetteydi. Böyle duruyordu. Gelip geçip anlatıyorduk şunla. Bu hançer Orta Asya geleneğidir biliyor musunuz? Kınında olması o kişinin öldüğünü gösterir. Bugün günümüzde bir kişi öldüğünde ne yapıyoruz? Karnına bıçak koyuyoruz. Bebek doğduğunda yastığın altına bıçak konuyor. Dini bir şey değil. Örfi bir şey yani. Velhasıl sonra o gün bir gittik. Lahiti böyle saklamışlar. Bir baktık orada bir balyoz da var. Şu güzelim sarı kırılmış. Sarı çalmışlar. Lahti de lahdi götürecekler ama demek ki gözden ırak, görenden ırak yapmaya çalışıyorlar. Az önce gelen kırılmış halini bir görebilir miyiz? Benim grubumdakiler dediler ya hocam bunu böyle bırakmayalım, kaldıralım dediler. Ağır da bu ufacık ama kaldırdık, zorla yerine oturttuk bu vaziyette. Hatta az ileride işte e, Eyüp Karakol vardı. Eyüp Emniyet Müdürlüğü. Hemen oraya gittim. Bakın balyoz burada. Böyle bir suç işlenmiş. Lütfen dedim ilgilenilsin. Eyüp'teki yetkilileri aradım tek tek ama. Ama Sonra ne oldu? Bir, birkaç hafta sonra gezi yapıyorum. Bir baktım lahit gene yok. Hemen çıktık ara ara bu kez az ileride bir yere saklamışlar lahti. Gene kaldırdık gene yerine koyduk. Bir süre sonra tekrar bir gezi. Hatta haberini aldık senin lahit gene gitti diye haber geldi. Bu kez hemen o gün atladık gittik bu vaziyette bulduk. Şu an bu vaziyette duruyor. Yani resmen bir tarih kayboldu. İzi yok şu an değil mi? O gün, yok, yok yok, hala bulunmadı. Peki bununla ilgili, mesela biz bunu yine bir programda duymuştuk. Bununla ilgili sizinle irtibata geçen birileri oldu mu? Bir çalışma var mı? Şöyle. En azından bundan sonraki tarihi eserlerin çalınmaması için bir düzenleme İstanbul vardır. İstanbul Büyükşehir muhtemelen. Belediyesi bünyesinde mezarlıklarla alakalı bir heyet kuruldu. Heyete davet de edildim, toplantılarına hmm. katıldım. İstanbul'da ne kadar tarihi mezarlık ve hazire var ise... Onların hepsi şu an kayıt altına alınmış durumda. Özel çalışmalar yapılıyor. Pekala çok teşekkür ederiz. Çok geç kaldım. Süremden çok yedim. Saat başında Soral haber sunacak. ...geldiğiniz için çok teşekkürler. Efendim izlediğiniz için de çok teşekkürler. Bugün Osmanlı'nın kalbini bekleyenler dedik. 30 izleyicimize hediye ettik. Ama Kader Hanım ve Sevda Hanım gerçekten çok tweet attılar. Ben de size kütüphanemden iki tane kitap... ...hatta ben alacağım size yollayacağım, hediye edeceğim. Ben de bir tane, Hülya'da bir tane var ama... ...üstünde çok çizdik notlarımız var, kıyamayacağım. E, i̇kinize de hediye kitap yollayacağım ben. Bu arada en kısa zamanda, en yakın zamanda artık matbaada... ...Osmanlı'nın şifreleri çıkıyor. Tarha Uğur'larla birlikte çıkaracağımız kitap bu müjdeyi de bugün verelim. Bir dahaki yayında bugün Cuma, Salı günü görüşmek üzere.